Baksın. Tahkik ederken döşümden vurdum onu. Cinayeti itiraf etti. Kasten adam öldürme suçlamasıyla kapalı cezaevine gönderildiler. Müge Hanım'a sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki çıkmışım. Ablam bulundu. 18 senedir bu günü bekledim. Bugün benim bayramım. Her şeyin çaresi var. Yeter ki kendinize güvenin. Manisalı çiftçinin şüpheli ölümü. Evden çıkmayınca bana tecavüz eğilkendi. Nerede tecavüz varsa söyleyeceksin. O mu değildi benim dediğim bak. Kilitli kafayı, kilidini vurdu, evime girdi, bana saldırdı. Bu bana attığın iftiranın bedelini ağır şekilde ödettireceğim sana. Sana tecavüz ettiğim bölümler karşıda. Benim üç tanesiz evladım var. Yapmayacaksın. Anahtar yok dedi. Nereye gitti araban kontrata bir hafta sonra bulundu. Beni evden çıkarttılar. Sevgilinin altında desene arabayı dürüstçe. Annenle babamı çağır, hastaneye götürelim. Dedem hasta dedi, kapıdan sürüye sürüye eve götürmedin mi? Adam zehirlenmiş, komada yatıyor. Bu kalkmış, kefen getirin diyor. Cenaze kalkarken bu kadın neredeydi? Dürüstse, adamsa çıkarsın parayı. Ben kayınpederimi öldüren sensin. Sen bu içeri gireceksin. Ömür boyu da çıkamayacaksın. Manisalı çiftçi Sezai Harman zehirlenerek mi öldürüldü? Az sonra Müge anladı. Hiç görmediği babasını bulmak için geldi. Elini öpmek istiyorum. Babam olsun yani, bir arkamda bir sırtımı dayayabileceğim bir insan olsun abla. Boşluk çok belli. O boşluğu doldurmak istiyorum artık. Annesi onu işaret etti. Baban olduğunu düşündüğün Nedim Bey telefon attığımızda. Benim böyle bir şeyle varım yoktu ya. Nedim Bey bir heyecanla geldi. Hadi alalım kocaman alkışlarla Nedim Bey'i stüdyomuza. Nasılsın kızım, iyi misin? Ya ne bileyim, kafamda çok soru işaretleri var. Kızının içine bir şüphe düştü. Annem diyor ki yani annemin hamile olduğunu biliyormuşsun. Hamiledir, mamule hiçbir tane mevzumuz geçmedi. Ben DNA test istiyorum. İş DNA testine kaldı. İnşallah DNA sonucu pozitif çıkar. İnşallah bu da benim kızım çıkar. Tuğba Özbek ve Nedim Süzgün'ün DNA testi heyecanı az sonra Müge anladı. Bir ay kadar falan çalıştı. Sürekli o isimden bahsetti bana. Görür görmez şok oldum zaten. Bu bundan vazgeçmedi. Kendimi dedi 15-18 yaşlarındaki kız gibi hissediyordum dedi. Telefonu çaldı. Sezai abi sordu ona telefon hani kim arıyor diye. Hemen telefonu böyle tuttu cebinden. Ben de nereden mesajlaşıyordu bu diye onu araştırmaya bakarken mesaj geldi. Yemek yerken ortadan kayboldu. Bakıldığında fotoğrafa görüntülü konuşmaydı. Bunu söyleyince ben çok kötü oldum. İstanbul Ataşehir'deyiz. Iğdır merkezdeyiz. Adana'dayız. Biz bakır sandalye istedim. Tekerlekli ve akülü sandalyemiz var. İsteyin, verelim. Çok güzel mutluyum. Müge abla seni çok seviyorum. İstanbul'da tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan izleyicilerimiz bizi aradılar. Ekibimiz de hiç vakit kaybetmeden yola koyuldu. İlk ziyaretimizi Esenyurt'ta Neriman Yılmaz'ın evine yapıyoruz. 2011'de saç geçirdim. Şu odada tek başıma yaşayan bir kadınım, kimsem de yok. Siz? Ha, komşu mu? Onlar gelip bakıyorlar bana. Özel eğitimden kankayız biz. Ben 46 yaşındayım, bugün 47'ye giriyorum. Bugün doğum günüm. Aa, doğum günü. Evet. İyi ki doğmuşsunuz. Bugün doğum günüm. Müge abla size doğum günü hediyesi oldu. Hastayım ya. Allah razı olsun. Öyle rahat geldi ki. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum Müge Hanım. Bugün doğum günü için en güzel hediye bu. Allah ne muradınız varsa versin. Allah başımıza gelecek etmesin. Emin Demirtaş Esenyurt'tan ulaştı bizlere. Düştüm. Kalça kırılmış. Yürüyemiyorum. Çok kötü durumdayım. Hanım bakıyor. Bununla getirip götürüyorum o odaya buraya. Rahat. Müge'nin her çok selam olsun. Çok teşekkür ederim. Onu çok seviyorum. Her gün hayranıyım.
Kağıthane'den bizlere ulaşan Ali Aydoğan'ın evindeyiz. Eşim sağ tarafı tutmuyor. Sandalye hiç kullanımımız şeyimiz olmamıştı ihtiyacımız. Şu an ihtiyacımız var ama. İşte hastaneye gitmeye gelmeye falan çok zor çünkü. Yürüyemiyor da değnekler de var ama onlar da tutamıyor. Size elimizden geldiğince yardımcı olabilmek adına size sandalye getirdik. Evet, çok sağ olun. Zikrallah, Allah razı olsun. Götürmesi getirmesi hastaneye ha. Çok yardımcı olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Adresimiz Kürşat Gengönül'ün Kağıthane'deki evi. Biz nereden geliyoruz biliyor musun? Mekanlıdan. Evet, doğru tahmin. Doğuştan. Kas hastası. Zor kaldırıp yürütüyorum. O yüzden sandalyeye ihtiyacım var. Çok teşekkür ederiz. Kızım. Nereye gideceksin sandalyenle? Kesmeyi. Çok teşekkür ederim. Mükemmel. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Esenyurt'tan bize ulaşan Nimet Çopan'ın evine geldik. Kalçamdan ameliyat oldum ben. Yürüyemeyeceğim. O yüzden size başvurduk. Çok ağrısı oluyor. O yüzden yani biraz dedim dışarı çıkartalım. Çok canı sıkıldı yani. O yüzden size getirdiğinde Allah razı olsun. Rahatım. Ülge Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Teyzemin yüzünü güldürdüğünüz için çok teşekkür ederim. Evde çok bunalıyordu, sıkılıyordu. İki aydan beri hemen hemen evden dışarı çıkamadı. Bir kere falan teşebbüs ettik. O da muvaffak olamadık. Çok teşekkür ederiz. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa ve hayatı değiştirebilsem. İyi olalım, mutlu olalım, huzurlu olalım, neşeli olalım. Hepimiz için dilediğim bu gerçekten. Hepimiz el ele vererek bu acıları hafifletebiliriz. Hiçbir şey için de geç kalınmış sayılmaz. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi yayınlar diliyorum her birinize. Bu alkışla bizim o sevgi ve yardım zincirimizin değerli halkalarına, yardımseverlerimize gitsin. Dilerim akülü ve tekerlekli sandalyelerinde izleyicilerimiz keyifle, sağlıkla, mutlulukla kullansınlar. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Efendim şimdi acil kayıplarım var. Bir tanesi enteresan, çok acil. İzmir Torbalı'da 18 Şubat'tan beri 3 tane kuzen kayıp. Ahmet Balaba 13 yaşında. Ayla Balaba 15 yaşında. Ayça Balaba 17 yaşında. 3 tane çocuk. Ekrana verelim yan yana. Aramızda 13 yaşındaki Ahmet'in anne ve babası var. Yani bu çocuk orta son sınıf öğrencisi. Çok küçük. 2 gün önce sabah 9 sıralarında kuzenlere Ayla ve Alça ile buluşuyor. Ardından kayıplara karışıyorlar 3 tane çocuk. Üçü de çok küçük. Biri 13 yaşında, biri 15 yaşında, biri 17 yaşında. 13 yaşındaki Ahmet ilk kez ortadan kaybolmuş. Birlikte gittiği kuzenlerinden Ayça daha evvel yine böyle bir kaçma olayıyla ailesine ne yazık ki muhatap etmiş. Ahmet'in telefonu yok. Sosyal medya hesaplarında kaybolduğundan beri hiç bir hareketlilik yok. Ve siz diyorsunuz ki hiç bir problemde yaşamıyordu. Bizim çocuk neden gitti? Şimdi biz hiç anlamadık. Evet. Biz bir problem yaşamıyorduk ama çok sinirli bir çocuktu Ahmet evde. Şu son iki aydır çok sinirliydi. Ufak iki yaşında oğlum var mesela, onu çok sıkıştırıyor, işte ısırıyor, bir şeyler yapıyor. Oğlum yapma. 13 yaşındaki kardeşini mi ısırıyor? Evet, hani seviyor, sıkıştırıyor, bağırttırıyor. Yapma dediğimde de ben kaçacağım, siz göreceksiniz. Beni bulamayacaksınız. Ha, diyordu. Diyordu. Ya bu son bir haftadır diyordu. Ben kaçacağım, siz göreceksiniz. Küçük kaç yaşındaki?
İki yaşında bebeğim var. Onu sıkıştırıyordu, ısırıyordu. Oğlum yapma, ben kaçacağım. Siz göreceksiniz. Bu şekilde tehdit ediyordu bizi. Daha sonra evde ablasıyla boğuşuyor. Ablasına karşı vuruyor. Ablasından dalaşıyor. Hani sürekli kavga içerisinde. Yapma oğlum, yeter artık. Ahmet, canımıza doyurdun dediğimizde. Ben kaçacağım, beni bulamayacaksınız. Bir haftadır bizi bu şekilde tehdit ediyordu. Ay, bu benim dediğim gibi annem kardeşimle ayırken, ama bizim zamanımızda kaçmak yoktu yani. Nereye kaçacaksın, kaçırdı. 18 yani, yaşında. Nişanı da yoktu, bulamıyordu işte. Yani vallahi ya. Onun kimse kaçmıyordu. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu 13, 15 ve 17 yaşındaki 3 çocuk kendi başlarına yaşayamayacaklarına göre mutlaka yine bunlara bir kol kanat gelen, evet, var. Güya kol kanat gelen var, onu söyleyeyim yani. Tırnak içinde kol kanat gelen var. Çocukların yaşı çok kötü. Çok küçük. Bak. Kötü derken ceza anlamında da çok kötü, onu söyleyeyim. Geçen hafta biliyorsunuz böyle 14 yaşındaki çocuğu evinde alıkoyanlar şu an cezaevindeler. Aklınızı başınıza alın. Kim bu çocukları bir yanında barındırıyorsa hemen arayın, hemen. Ama hemen. Yani hiç sonra yanımdaydı, gittim ben sizi arayana kadar yanımda karşıları falan da kabul etmiyorum. Çok açık ve net söyleyeyim. Kimin yanında duruyorlarsa çok hızlı bir şekilde çocuk polisini arayın. Ve çocukların yanında olduğunu söyleyin. 13, 15, 17. Ne oluyor artık iyice? Müge Hanım, 18 yaşında olduğu düşünülen Oğulcan Bakırcı. Madde kullanıldığı söyleniliyor çocuğun. En son Ahmet'e o mesaj atıyor. Ben yarın ayrancılara geleceğim. İnşaatta buluşuruz diye sosyal medyasına Ahmet'e mesaj atıyor çocuk. Ha. Bu çocuk da Ayça Balaban'ın sevgilisi olduğu söyleniliyor. Onunla daha önceden bir sosyal medyada fotoğrafları atılmış, işte onunla görüşüyormuş. Ve Ahmet de o çocuktan bahsediyordu. Ahmet, bu çocuk kim? Biz tanımıyoruz. Anne, benim kankam, arkadaşım okuldan. Bu şekilde Oğulcan Bakırcı. 13 yaşındaki çocuğun da 18-19 yaşında arkadaşı olmaz ki yani. Biz yaşının 18 yaşında olduğunu bilmiyorduk. Hani kaçtıktan sonra araştırdıkça öğrendik. Valla bu yaş grubunda 14 yaşındaysa 13 yaşındakiyle konuşmuyor. Yanılıyor muyum hocam? Doğru. Şimdi bu da öyle bir yaş grubu ki ben büyüdüm, hani o benden küçük diye bakıyor. 18 yaşındaki çocuğun sizin 13 yaşındaki oğlunuzla ne işi olabilir? Yani iyi bir işi olamaz yani. Evet. Yok, iyi bir işi olduğu için zaten götürmediğini düşünüyoruz biz de ama. O orada niye çok belirgin bir niyeti var. Yani uyuşturucu kullanımına falan bahsediyorsunuz çocuğun. Diğer söz konusu olan çocuk. Ayça Balabay'ın sevgilisi olduğu düşünülüyor. Yani neyse, artık o yaşta sevgililik biliyoruz, konuşulacak şeyler de değil yani. O yaşta kim kimi seviyor sonrasında hatırlanmıyor bile de. Üç kafadar bir şey yapmışlar. Üçü de çok küçük. Lütfen görenlerin, bilenlerin acilen bizi haberdar etmesini rica ediyorum. Ve efendim 54 yaşındaki 3 çocuk babası kayıp. Onu da aramak için annesi ve kuzeni aramızda. Süleyman Eken 42 gündür haber alınamıyor. Antalya Muratpaşa'da yalnız yaşıyormuş. Kaybolduğu gün komşusuyla konuştuğu sırada bir telefon alıyor. 10 dakika sonra geri döneceğini söylüyor. Ancak bir daha kendisine ulaşılamıyor. Kaybolmadan önce de Salih isimli akrabasından 42 bin lira yine borç para aldığını biliyor ailesi. Bu parayı kendilerine müteahhit olarak tanıtan Kemalettin ve Kemal isimli kişilere vermişler. Verdiği para karşısında daire almayı amaçlıyormuş. Ancak daire alamadığı gibi parayı da geri alamamış kayıp Süleyman Eken. Ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. 54 yaşındaki Süleyman Eken. Görenlerden bilenlerden haber bekliyorum. Antalya 42 gün. Evet, bu da biraz şüpheli bir kayıp gibi duruyor. Arkadaşlarımız Antalya'da da çevresiyle konuşmaya başladılar. İnşallah bugün bir göstereyim, haber gelir. Hiç gerek kalmaz diğer yaptığımız röportajları yayınlamaya. Ama yani 42 bin lira için artık herhalde yapmamışsınızdır bir şey diye düşünüyorum çevresindekilere. Yani artık yani yeter, vallahi yeterse yeter. Hepimize de biraz fenalık bastı yani. Vallahi şeye benziyor, gene Antalya'da benzer bir şey olmuştu. Biliyorsunuz bir emlakçı meselesi vardı. Aynı. Yani aynı gibi duruyor da inşallah sonu aynı olmasın aynı yani. Duruyor. Ama 54 yaşında 3 çocuk babası adam 42 gündür nereye gidecek? Haber yok. Karışın içine girdi mi hiç yaşıyor. Güzel yalnız kokular yaşıyor. Almıyoruz. Yalnız yaşıyor. Antalya Muratpaşa'dan 9 Ocak'tan bu yana kayıp efendim. Yine ben önce bir haber bekleyeyim. Olsun, inşallah düşündüğümüz gibi çıkmamıştır. Kendisi bir yere gitmiştir, arar. Bir yakını arar. İlk başta şüpheli gibi görünüyor ama dilerim öyle olmaz. Ve efendim dün Tuğba Özbek ve
Nedim Süzgün yayınımızdan sonra DNA için, DNA testi için kan örneği vermeye gittiler. Bugün biraz daha iyisin Tuva. Bugün yüzün gülüyor. Evet, iyiyim abla biraz daha. Çünkü kayınvalide verede. Evet. Kayınvalidenin de böyle bir düğmesi var. Basınca Tuva iyi oluyor, basınca kötü oluyor. Aynen. Yani ne bileyim abla. Siz beraber mi yaşıyorsunuz kayınvalidenle? Beraber değil. Ben kayınvalidemgilin eski evde duruyorum. Kayınvalidemgil bir köyün dışında, ben köyün içinde duruyorum. Yani bir köydeyiz. Yakınız yani. Komşu. Ondan sonra Tuğba biraz biliyorsunuz öyle dün biraz çekimserdi. Sonra buluştular, biraz daha iyi oldu. Nedim Bey de dedeleri olduğunu düşündüğü torunlarını sevdi. Evet. Siz de onlarla bir mutluluk yaşadınız. Evet. İnşallah torunlarınız çıkar. İnşallah. Peki bir izleyelim. 25 yaşındaki 4 çocuk annesi Tuğba Özbek, hiç görmediği babasını bulmak için katılmıştı programımıza. Tuğba haber ekibimize başta aradığında dedi ki, annem bana dedi ki benim babamın adı Muhammed. Sonra annesi Tuğba'nın programımıza geldiğini öğrenince baba konusunda fikrini değiştirdi. Evet, haberi yoktu çünkü çıktığımdan. Öğrenince bizi cezaevinden aradı. Dedik ki hayır, onun babası Muhammed değil, babasının adı Nedim. Evet. O dönem anne ve babası arasında ciddi sorunlar yaşanmış. Annemin hamile kaldığını öğrenince anneme demiş ki git aldır bunu. Annem de demiş ki hayır, ben aldırmam. Aldır aldırma derken abla annem baba evine geri dönüyor. 18 yaşındaymış o zaman. Çünkü o sırada Nedim Bey de evli ve iki çocuk babası. Evet. Genç kadının çocukluğu çok zor geçmişti. 25 yıl sonra gerçek babasını tanımak, hayatındaki o eksikliği de gidermek istiyordu. Hani her dağın kendine göre karı var derler ya. Herkes bazen o karı eritiyor ama ben eritemedim abla 25 senedir. Ben de isterim abla bir babam olsun, gidip elini öpeyim. Babam olsun yani, bir arkamda bir sırtımı dayayabileceğim bir insan olsun abla. Yani boşluk çok bende. O boşluğu doldurmak istiyorum artık. Müge Anlı, 25 yaşındaki genç kadının baba olarak bildiği Nedim Bey'i kısa sürede bulmuştu. Baban olduğunu düşündüğün Nedim Bey telefon attığımızda. Benim böyle bir şeyden haberim yoktu ya. Baba sen gerçekten ben... benim olduğumu bilmiyor muydun? Yemin ederim bilmiyordum. Benim bir şeyden haberim yok ki. Tuğba Özbek, babası olduğu düşünülen Nedim Bey'in fotoğrafını ilk kez yayınımızda görmüştü. Gel önce seni Nedim Bey'le bir tanıştırayım. Çok tuhaf bir duygu. Niye dedin, söyle bakayım. Ya bilmiyorum, demek ki babama da benzemiyorum ya. Annesinin, kayınvalidesinin ve komşularının söyledikleri nedeniyle buruk bir şekilde gelmişti stüdyoya Tuğba Hanım. Annemle de konuştum, köyde kayınvalidemgille de konuştum. Hani iki tane üvey baba olduğu için diyorlar ki hani o da belki senin baban değildir. DNA testi yaptır öyle. Getir babanı dedi. Biraz da annemden de kafam karışık. Yani sen annen de mi çok emin değilmiş şimdi? Yani bilmiyorum abla, anlattığına göre öyle. Bu da benim babam değilse ben artık devreleri yakarım abla, ne bileyim yani. Müge Anlı, bir kızı olduğunu öğrenince koşup gelen Nedim Bey'i de davet etti stüdyoya. Nasılsın kızım, iyi misin? Ya ne bileyim. Kafamda çok soru işaretleri var. Annem diyor ki yani annemin hamile olduğunu biliyormuşsun. Yok kızım, benim hiçbir şeyden haberim yok. Bu senin çevirdiği şeyin var, teyzen var. Annem onun yanına gelip giderken yolda görüp tanışıyoruz. Biz bununla bir ay bir üç ay falan, yani köy yeri olduğundan gizli mizli görüştük. Ben gittim 3-5 gün Kıbrıs'ta geldim. Köye aradım anneni bulamadım. Avrupalı birini evlendirdiler onu dediler. Hamiledir mamule, hiçbir tane mevzumuz geçmedi. Ben DNA test istiyorum. Kızım olursa olmazsın. Yine benim çocuğumsun. O olmasa dahi bile. Hem senin için yorur hem benim için yorur. İçimizde bir şey kalmaz. Anne al sana DNA testi. O zaman arkanda iki tane de kapı gibi erkek kardeşin, abin aynen olacak. Aynen. Nedim Bey bir erkeğin yapması gerekeni yaptı. Benim çocuğum olma ihtimali var dedi. Babaysam da daha ilk aynen dakikadan itibaren babalığın tüm özelliklerini gösterdi. O zaman DNA testi yaptırırız. Evet abla. Gerçek ortaya çıkar. Yayınımızın ardından ekibimizle birlikte merak ettikleri soruya yanıt verecek DNA testini yaptırmaya gittiler. Çok heyecanlıyım. Babamın çıkmasını umuyorum. 25 senedir uğraşıyorum yani, bekliyorum 25 senedir. İnşallah DNA sonucu pozitif çıkar. İnşallah Nedim Bey benim babamdır. İnşallah bu da benim kızım çıkar. Ben çok heyecanlıyım. Bu süreç nasıl geçecek ben de bilmiyorum yani.
Kısa sürede gerekli testler yapıldı. DNA sonucunu dört gözle bekliyorum. İnşallah güzel bir şey çıkacak gibi geliyor içime. Babamı bulduğum için biraz içim rahat ama ne kadar da olsa DNA testinin sonucu çıktı mı daha da içim rahatlayacak. Zaten ondan sonra babamı alacağım yanıma, gideceğim köye. DNA testimizi verdik. Heyecanlıyım. İnşallah umduğumuz gibi çıkar. Tuğba benim kızım olur. Hastanedeki işlerini tamamlayan Tuğba Özbek ve Nedim Bey'in konuşacak çok şeyi vardı. Sohbetlerine yemekte devam ettiler. Sene de her zaman kapım açık, her zaman bekliyorum. Ben kızımı davet edeceğim. Önce ben. Önce ben. Sonra yok, o. Yok. Önce ben. Tamam, bir engelim sana. Yeriz, içeriz. Bir de seni davet ederiz. Tamam. Yeriz içeriz bir. Biz mutluyuz ya, iyi yani. İyi. Çok mutluyuz, çok. Allah tüm babasını arayanlara, tüm ailesini arayanlara sağ salim inşallah karşısına çıkmayı nasip etsin. Şu anda mutluyum. Bir tane kız babası olduk. Torunlarımız da var. Torunları nereye götürün? Maça götürürsün. Yalnız benim 3 tane kız bir oğlan var. Bunlar maçta ne yapacak hepsi? Oğlanı götürürsün, kızı tamam. Gezmeye gider. Sen oğlanı al, kızlarla da ben ilgilenirim. Tuğba Özbek kayınvalidesinin babasını bulması konusunda artık kendisini desteklediğini söyledi. Yayından sonra kendim görüştüm annemle. Tamam diyor, kızım baban çıktı. DNA testinin sonucu da güzel bir şey çıktıktan sonra gelin gidin birbirinize, oturun kalkın. Yayınımızın ardından hiç görmediği erkek kardeşiyle telefonda görüştüğünü söyleyen Tuğba Hanım neler konuştuklarını anlattı. Çok iyi, gayet saygıyla karşıladı. Geliriz gideriz kardeşim. Artık arkanda ben gibi kardeşim var. Hani o beni mutlu etti yani. Günü mutlu bir şekilde tamamlayan Nedim Bey ve Tuğba Hanım şimdi çıkacak DNA testi sonucunu bekliyor. Müge Anlı'ya çok teşekkür ederiz. Beni kızıma kavuşturdu. Herkes Allah'a nasip etsin yani böyle. Ben de çok teşekkür ederim Müge Abla'ya her şey için. Mutluyum. Allah razı olsun. Teşekkürler Müge Abla. Nedim Bey biraz daha rahat. Bir de sizin iki oğlunuz var anladığım kadarıyla. Evet efendim. Bir kız olursa hiç fena olmaz diye düşündünüz. Nedim Bey daha heyecanlı, daha rahat değil mi Nedim Bey? Efendim. Olsa çocuktan zarar gelmez. Evet. Kız çocukla babaya düşkün olur diye düşünüyor. Baban olduğunu düşündüğümüz Nedim Bey daha rahat. Sen biraz daha tedirginsin. Annenle konuştun mu dün? Konuştum abla. Ne dedi? Yani bir şey demedi. Tamam kızım dedi. Baban dedi. Babanla otur kalk. Yani gelin gidin birbirimize. 25 senedir hasret çekiyordum. Baban o dedi yani. Evet evet dedi. Yani oturun kalkın artık birbirinizle bu saatten sonra bağınızı kurun. Size de çok selam var abla. Aleyküm Allah selam. Razı olsun diyor. Yani dün bana biraz da olsa destek oldu diyor Müge ablan diyor. Öyle ne yapalım canım, artık insanların başına ne geleceğini yani, garantisi yok. Her şey insanlar için. Evet abla, yani bir sıkıntı yok. Kayınvalidemle de görüştüm. Anne dedim, durum böyle. Hayır. Böyle dedim. Ama annen yani baban Nedim diyor. Evet evet diyor abla diyor. Sen ondan mı yüzün gülüyor, ondan mı evet, rahatsın? Evet evet biraz rahatladım evet abla. Tamam. Kayınvaliden ne dedi? Kayınvalidem de çok mutlu oldu. Selamınızı falan aldığını söyledi. Yani çok mutlu oldum dedi. Sen dedi hani Müge ablanın bana selam yollayacağını tahmin etmiyordum dedi. Neden yollamasın ki dedim yani. Dedim böyle böyle anlattım dedim. Gereken neyse dedim. Müge abla dedim zaten herkese yardımcı olan bir insan. Allah razı olsun. Olsun dedim. Ekip cebbenle ilgilendiler dedim. Yani gerçekten öyle abla yani. Ben size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Güzel Allah ben razı olsun. Ben geldiğim için teşekkür ederim. Yani inşallah. Ya şimdi şu... Hayırlısı neyse. Bak ben bu lafı çok seviyorum. Evet abla. Hayırlısı neyse o olsun. Evet abla, her şey hani ekran başında göründüğü gibi değil. Yani bizim için de kolay değil abla. Hani öyle televizyona ben de sizin sıkı takipçinizim. Hani gerçekten izlenen gibi olmuyor abla. Yani zor ama ben gerçekten size Allah razı olsun diyorum. Gönlünüzün ne muradı niye varsa Allah versin. Burası daha güzel değil mi? Bak ne güzel oturuyoruz. Biraz evet, sıkartmayacak ama. Ben zaten ne hep... Ne güzel oturuyoruz biz de. Ben hep hayal ediyordum abla yani nasıl diyeyim. Nasıl diyeyim, çok merak ediyordum. Benim fanatik arkadaşlarım mesela köyden, eş ablam gibi olsun. Yani kankam var, Makbule kardeşim. Onun size çok selam var. O da aleyküm sizden selam bekliyor abla. Yani ne bileyim abla, ben gerçekten seni çok yakından görmek istiyordum. Kısmet yani, bugüneymiş. İnşallah yani ya, giderim bir gün. Ya ben de ne istiyorum biliyor musun? Böyle şey yapabilsem, hani eski halim olsa böyle araba kullanmayı o zaman seviyordum. Şimdi hiç hoşlanmıyorum arabayı kullanmaktan falan. Bu böyle, İstanbul trafiğinde artık... Evet artık fenalık bastı yani hani kullanamıyorum. Yani çünkü şey adamın başı belaya girer bu İstanbul trafiğinde. Yani benim giriyor. Yani o yüzden hiç araba yani o şoför koltuğunda oturmak... Yani millet ediyorum buradan. Hani bu da hocanın dediğini yap. Hani şimdi neyse. Hani diyorum aman sinirlenmeyin, küfretseler de başınızı çevirin falan diyorum ya. Yani olmuyor. Şimdi bu da karakter meselesi. Hakikaten yani çık trafiğe karakolluk ol yani. Akşamına ol. Karakol öyle yani ben
sürekli araba kullansam beni karakollardan, cezaevlerinden toplardınız yani hiç. İyisi mi? Böyle sakin sakin. Hasan abim sağ olsun ama böyle hani eski şeyim olsa, böyle araba kullanma şeyim olsa böyle ne güzel, git işte köye. Ben yine de her köyde bir misafir edecek bir hane var bize en az. Aynen. Hepimiz abla. İçin geçerli yani. Bence bu harika bir şey. Evet abla, sizi yine de bekliyorum abla. Yolun düşerse yani benim yanıma İnşallah. Da gelmeni isterim abla. İnşallah. Ya dün benim büyük kızım da aslında nasıl diyeyim, 6 yaşında abla. O bile yani dışarıdan takip ediyor. Diyor ki Müge abla bana diyor hiç el sallamıyor diyor. Ben onu görüyorum abla diyor. Sallıyorum. Hani o bile sizi çok seviyor abla gerçekten. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Ben size ben de hepiniz iyi olun istiyorum ya. Böyle evet abla. Kötülükten kimseye fayda yok yani. Hepimiz evet, iyi olalım. Abla. Hakikaten yok ya. Şurada geldik gidiyoruz bak. Yani milyonlarca yılı eğer hani dünyanın geçmişine bakıp milyonlarca yılı göz önüne alırsan o kadar kısa yaşıyoruz ki. Evet abla. Zaten kendini ne zaman anlıyorsun? Bir 20 yaşından sonra anlamaya başlıyorsun. Şimdi 20'yi çıkart. E zaten bir yaştan sonra da şekerdi, tansiyondu, bel ağrısıydı, boyun ağrısıydı, anlatabiliyor muyum? Hani bir öyle de çıkart. Yani evet. Epi topu aslında şurada böyle adam gibi yaşayacağımız 15-20 senemiz var. Evet abla. Yani bunu da böyle kötülükle, kavgayla, dövüşle, kıskançlıkla geçirirsek hiçbir şey elde edemiyorsun abla. Kendine zararın oluyor gerçekten. Yani ölüyoruz. Ben hep herkese evet. onu söylüyorum. Böyle bazen kötü insanlar böyle karşı. Ya kötü yani hani ona ben ne diyeyim, kötü insan. Evet, ben sarsıyorum abla. Bazen diyorum ki ölüyorsun. Her gün ölüyorsun yani. Her gün bak şimdi işte bir dakika öncesine göre ölüme daha yaklaştık yani. Ne lüzumu var ya? Mutlu olalım herkes. Hayır, bir hayatın tadını çıkarsın. Hayır biz yani. Efendim? Biz depresyona girmeyelim herkese. Ya depresyona girecek bir şey yok ki. Bence aslında depresyona girmekten öte daha güzel bir şey yaşamak lazım. Yani evet. Ya evet ya şu an yaşadığım an çok kıymetli. Ve ben bunu güzel gözlerle hayata bakarak geçireyim. Yoksa otur kendi kendini ye. Hmm. Sen bilirsin. Yani tercih senin ama. Elinizde olanla yetinip var olan zamanınızı en güzel şekilde değerlendirin. Yani başka yapacak hiçbir şey yok hayatta. Şimdi Sezai Harman'a geçelim. Aslında yani barbaşa konu ama Sezai Harman'a girmek istiyorum. Ben böyle iş görmedim. Şimdi Sezai Harman'ın işte bu şüpheli şekilde biliyorsunuz öldürüldüğünü iddia eden önce Canan'dı. Canan şimdi hadi üveylik falan var, geçinemedim de dedi üvey annemle. Yine insan bir anlatımlarına muallakta kalıyor böyle bir şey acaba. Yapıyorsun. Acaba ile yaklaşıyorsun. Hani yanlış anlama. Yok. Sen doğru söylemiyorsun diye değil ama aranızda bir problem yaşanabilir. Sonra Eda geldi. Eda Sezai Harman'la Ayşe Harman'ın evliliğinden dünyaya gelen çiftin çocuğu, evet, Ayşe Harman'ın öz kızı dedi ki annem hiç normal şeyler yaşamadı. Evet. Dün damat zaten benzer şey söyledi. Şimdi bir tane de Sevgi var. 3 tane kızı var anladığım kadarıyla Ayşe Hanım'ın öyle mi? Evet. Başka var mı? Var. Daha da bir mı de var? Sevgi'nin büyüğü var. O kimden? O da Sevgi'nin kardeşi. Hani babalarımız ayrı. Sevginin bacısı oluyor zaten. Sevgi. Önceki eşi, anne baba. Evet. Bir. Evet. Anladım. Bir. Şimdi Sevgi var bir tane de. Şimdi Sevgi'nin Sezai Bey'le, rahmetli Sezai Bey'le hiç alakası yok. Evet. Yani annesi evet. gitmiş başka biriyle evlenmiş. Yani hani özlük, üveylikse anne işte ona yakın. Ya fakat Sevgi Hanım'la konuştuk. Sevgi Hanım da anlattıklarından şoke oldum. Sevgi Hanım da diyor ki ben öldü ve annemin öldürdüğünü düşündüm. Hatta niye yaptın dedim diyor. Yani arar aramaz demiş ki yani öldü Sezai işte. Demiş ki niye yaptın? Şimdi size onu izleteceğim. Bir de evet, birini bulduk. Allah. Yani şimdi hani böyle Canan mı yalan söylüyor, Eda mı yalan söylüyor, Ayşe Hanım'a iftira mı atıyor diye tabii düşünürken. Ben düşünüyorum, ben ortada durmak zorundayım. Evet. Vallahi birini bulduk. Küçücük bir çocuk o da. Yeni nişanlanmış. Meğerse Ayşe Hanım'la görüşen oymuş ilk görüşen. O da anlatıyor çünkü o biraz da korkmuş anladığım kadarıyla bu böyle cinayet, minayet, zehirlenme meselelerinden. Evet. Ama son görüştüğü iddia edilen kişi bu kişi değil. Bu çocuğun yaşı da küçük. Bu, kaç yaşında bu konuş? Küçük de bir şey. Konuşuyormuş Ayşe Hanım'la. Ama diyor bir de terbiyesiz, ben diyor başkasını seviyordum diyor. Onunla da biraz gönül eğlendiriyordum diyor. Biraz da terbiyesizsin yani kusura bakma çocuğum. Öyle şey olmaz. Sonra demiş ki ben hani sevdiğim biri var nişanlanacağım demiş. Ondan ayrılmış. Şimdi ama bu pullukları mullukları satıp hani arabayı satıp
parasını yedirdiği dedikleri kişi de apayrı bir kişi. Evet. Biz bunu zaten söylüyoruz Müge Hanım, devamlı söylüyoruz. Bunun arkasındaki sadece malla mülkle uğraşıp yani ona bir şeyler sattırıp parayı almak. Sadece tek amacı bu. Veya bundan evleneyim, geçim yapayım, böyle bir şey yok ortada. Yani sonra Ayşe Hanım aslında sen biraz pişman olacaksın gibime geliyor. Yani kocanı zehirledin, öldürdün mü, o kısmını ben şu an bilemiyorum. Ama ya, paranı yedirdiğin birisi olduğu çok açık. Herkes bunu söylüyor. Sonrasında iki gün sonra belki bu cinayet değildir, belki sen bundan aklınasın ama yine buraya geleceğim paramı yedirdim diye. Yani ben sana söyleyeyim. Çünkü o kişi de tamam, sonuçta sen o zaman bekar bir kadınsa çıksın ortaya, sana sahip çıksın. Evet. Yani evet, eğer yani senin arkandaysa, seni seviyorsa, beraber bir gelecek kuruyorsanız o nerede, niye ortaya çıkmıyor bir erkek olarak? Kardeşim ben Ayşe ile beraberim, evlenmeyi düşünüyorum, o da bekar bir kadın. Eğer diğeri de bekarsa ben de bekar bir erkeğim. Biraz onun da yaşı ufakmış. Bu kadınlara da bir şey oldu ha. Yemin ediyorum hep sizden ötürü oldu. Sizden öğrendiklerini uyguluyorlar erkeklerden. Hadi buyur. Size söylüyor Rahmi Bey. Bir tek bana mı söylüyorsunuz? Niye bize söyleyeceğim? Siz de niye benim her söylediğimi Rahmi Bey'in üzerine atıyorsunuz? İkiniz kendi üzerinize hiç alınmıyorsunuz. Sütten çıkmış arkadaş gibi. Öyle yapıyoruz. Bilmiyorum vallahi bak. Ne söylüyorsanız ben kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Yanım arkadaşlarını değerlendir. Hep senin üzerine atıyorlar. Duayı ben kabul ediyorum. Sen kapıdan geç, kibarlık mübarlık yapıyorlar. Hiç kendi üzerlerine hiçbir şey alamıyorlar Rahmi Beyciğim. Ama duayenimiz o. Estağfurullah. Meclisten dışarı denir ya öyle bir şey. Tabii o anlattığı için böyle kaldırımlar maldırımlar falan. Evet. Kaldırım. Yani gerçekleri konuşmak. Tabii arada reklam yaptığın için kendi reklamını onlar da senin üzerine atıyorlar. Peki. Neler yaşamıştık bir hatırlayalım. Şimdi size izleteceğim puantları. Ben ağzım açık izledim. Yani hayretler içinde kaldım. Ayşe Hanım, bu anlatımlar şakası bir yana, bu iddialar cevaba muhtaç. Bunun cevabını vereceksin. Burada ya da adliyede ya da jandarmada ya da poliste. Ama bunlar yenilir yutulur iddialar değil. Üstelik kocanı beğenmiyor olabilirsin. Ali'ye kibarca bir bay bay diyebilirdin yani. Bu anlatılanlar, bu zehirler şeyi buldum asıldır, onu da söyleyeyim. Hastanede yanda yatan kişinin refakatçisini, o da aynı şeyi söylüyor. Elinde diyor bir şey vardı, enjekte ediyordu adama, boynu içiriyordu diyor. Evet. Ve efendim asıl bir şey daha söyleyeyim, bağlanacağız şimdi. Muhabirimiz Tuğçe Kocaman Turgutlu Adliyesi'nde olacak. Yanında da Sezai Arman'ın kardeşleri var, 5 kardeş. Savcılar bu ellerindeki zehir olduğunu düşündükleri maddeyi teslim edecekler. Sayın savcımıza da teşekkür ediyorum. Bütün bu konuşulanları ihbar kabul etti. Zaten soruşturma devam ediyor. Adli Tıp Kurumu'ndan da hızlıca bir yanıt gelirse bütün bu ortadaki soru işaretleri de bir an evvel ortadan kaybolur. Önce bir hatırlayalım. Manisa Ahmetli'deki evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 64 yaşındaki Sezai Harman'ın eşi tarafından zehirlendiği iddia ediliyordu. Canan Dağcı babasının ölümünde kullanıldığını iddia ettiği sıvıyı stüdyomuza getirmişti. Bunun üzerine Manisa Emniyeti yayınımızın ardından Canan Dağcı'dan incelenmesi için poşet içindeki sıvıyı istedi. Programdan çıktıktan sonra bana telefon geliyor. Asayiş şubeden. Bu zehir istedi. Ben onlara göndereceğim. İnşallah bir an önce de üvey annemin yakalanıp hapse girmesini istiyorum. Eşinin ölümünün ardından Ayşe Harman'la çocuklar arasında kavgaya dönüşen tartışmaların yaşandığı da ortaya çıktı. Evime geldim. Çekin fotoğrafçamı. Öbür masayı getirin. Adam öyle öyle bir şey kendini. Evime. Sizde al sokacağım. Evime de bence yiyeyim. Hangisi Ayşe Hanım? Bu. Şu arkadaki. Üzerinde bu kıyafetler mi var? Bu yırttığı kıyafetler yok o anda. Üstü farklı Müge ablam, üzerindeki bordo rengi. İddiası işte üstüm başım yırtıldı, damadım bana tecavüz etmek için diyor da. Evet. Kocasıyla ikisi bir geldi Canan. Benim evimde motorumu aldılar, taralımı aldılar, üzüm arabamı aldılar. Ben de şey yapmayınca, evden çıkmayınca bana tecavüze yelkendi. Üstümü başımı yırttı. Canan da ne yaptı? Aldı eline küreği, böyle yapıyor. Şimdiye kadar babamın asistim izinden sonra da ben yiyeceğim. Yapıyor bana. Ya bir kere tecavüz kelimesinin anlamını mı bilmiyor acaba senin annen? Buradaki sıkıntı kişinin içinden çıkamaması. Kendilerini bir tarafa yöneltip başka taraflara şeyi çekmesi. Bu sefer benim üzerime. 8 ay boyunca ben bu kapıyı çalmadım. Oturmadı mı evde? Evde oturdu. Dostunu eve aldı. Evden ortalama 70-80 bin liralık mal kayıp. Bunu dostu yiyor. Banka hesaplarını da araştırdın. Bunun adına bir kuruş para yok. İlk zehirlenmesinde adam zehirlenmiş, komada yatıyor. Bu kalkmış kefen
getirin diyor. Bu ölecek. Kefenin evde hazır etmiş diyor. Yanındaki yatan hastalar da vardı. Hastalar bana dedi ki abinizin başını sıkı tutun. Abinize bu her şeyi yapmaya çalışıyor. Bu birinci zehirlenme. İkinci zehirlenmeye gelelim. Ben Kayseri'den çıkıyorum. 12 saat boyunca direksiyon sallıyorum. Hastamın başına varıyorum. Kadın ortada yok. 25 yıllık madem eşisin. Yani. Ve bu cenaze kalkarken bu kadın neredeydi? Diğer eşinden olan kızı geliyor. Dedi ki abi annemin dedi dostu vardı dedi. Burada dedi benim başım bir velaya sokacaktı. Ben bunu kovaladım dedi. Şimdi Eda Öz kızı. Diğer ilk evliliğinden olduğu dediğin ablam da öz kızı. Evet. Yani siz hepiniz birden yani bunun özü üveyi yok. Bütün kızlar annenizin bu yaptığını tasvip etmiyorsunuz. İşte beğenmiyoruz yaptığı tavırları, hani bu hareketleri. Şüphelendik tabii ki de. Şüphemizin üstünde de durduk. Arkasından geldi zaten. Eşinin üvey annesi tarafından tecavüz girişimiyle suçlanan Fuat Dağcı iddiaya çok sert tepki gösterdi. İkili arasında zaman zaman tonu yükselen sert tartışmalar yaşandı. Sana tecavüz ettiğim bölümler karşıda. Benim üç tanesik evladım var. Yapmayacaksın. Nerede tecavüz varsa söyleyeceksin. O gösterdikleri size yayın, canlı yayın var ya. Ona zırhı çekti. O gün değildi benim dediğim bak. İkisi geldiler gargoca. Evimin kilidini gördüler. Eli kanadı, hatta kilide evin şey, kapıya bulaştı. Siz haneye mi tecavüz ettiler demek istiyorsunuz? Haneye tecavüz ettiler. Bana tecavüz etti diye bas bas bağırmıyordu. Ne oldu da şimdi haneye tecavüze döndü bu? Bana onun açıklamasını yapsın. Ben dün işimi gücümü bıraktım. Gece yarısı burayı buldum. Hindan kadar babam gitti. Hindan sonra da biz gitti. Ben gideceğim dedi. Tamam. Yani size cinsel amaçlı bir saldırıda bulunmadı. Bulundu. Bulunmaya çalıştı ama ben bir şey yapmadım. Bu bana attığın iftiranın bedelini ağır şekilde ödettireceğim sana. Sezai Arman'ın kayıp aracı da programımızda gündeme geldi. Şüpheli bir şekilde ölen Manisalı çiftçinin aracının Ayşe Hanım'ın ilişki yaşadığı kişi tarafından kullanıldığı ileri sürüldü. Arabanın kontağını savcılık istedi. Anahtar yok dedi. Nereye gitti arabanın kontağı da bir hafta sonra bulundu. Beni evden çıkardılar. Ben de arabayı sakladım. Sevgilinin altında desene arabayı dürüstçe. Ya araba bende. Motor onlarda. Biz inkar etmiyoruz ki motorumuz bizde. Ben evden ne çıkardıysam belirli bir adreste depoya koydum. Kendisi de ne sattıysa getirsin parayı koysun. Soralım. Eğer dürüstse adamsa çıkarsın parayı. Sen de bana zenginlerin parasını say da ben sana sayayım geliyor aletlerin parasını. Sen de zenginin parasını say bana. Sen say ben sen dostuna her şeyi yedirecek halim yok. Ben kayıp bir derime öldüren sensin sen. O içeri gireceksin ömür boyu da çıkamayacaksın. Sabret bekle. Sabret bekle. Böyle yanlışlıkla kocanızı zehirlemiş olabilir misiniz acaba? Hani ne bileyim bozuk bir yemek yemiştir falan yani ne bileyim. Neden öldü? Bak hastaneye götüren benim. İkindiden beri akşama kadar beklettin değil mi ölsün diye. Torunun Ali 6 yaşında çocuk bunu itiraf ediyor. Bak ne diyor? Anneannem diyor. Dedemi zehirledi. Oraya kustu. Anneanne babamı çağır hastaneye götürelim. Dedem hasta dedi. Kapıdan sürüye sürüye eve götürmedin mi? Çocuk bunu yalan söylüyor. Saat 4'ünden 7 arası adamı dışarı şeye çıkarmıyor. Bu torun mu anlatıyor? Aynen öyle. En son bölümün şeyi. Peki ne söylüyorsunuz Ayşe Hanım? Peki ne geldi? Yani hani Canan üvey kızım, üvey damadım falan dediniz Fuat'la ilgili ama Eda ve Eda'nın ablasının da size karşı bir tavır sergilemesi için ne düşünüyorsunuz? Eda cahil 20 yaşında ta. Eda yarın bu yaptıklarına çok pişman olacak. Bunların derdi de mal davası bak. Bunlar, peki Eda'nın ablasının derdine, peki bir dakika, Eda'nın ablasının derdine, ilk evliliğinizden olan kızınızın derdine, o da işte gelmiş hastaneden ben gönderdim o sırada Manisa Turgutlu'dan biriyle konuşuyor diyen o zaten. Hayır. Ne? Hayır. O kişinin içine geldi de söyledi dostun olduğunu, evlat oladığını. Şey ne hayır? Ayşe Hanım, çocuklarınızın bir başka kişi bulup eşinizi öldürdüğü iddiası için söyleyecek bir sözünüz var mı? Yani yalan mı söylüyor Eda, annemin işte cep telefonunu yakaladım, mesajlarını yakaladım, fotoğraflarını yakaladım? Bir ay kadar falan çalıştı. Sürekli o isimden bahsetti bana. Görür görmez şok oldum zaten. Bundan vazgeçmedi. Kendimi dedi 15-18 yaşlarındaki kız gibi hissediyordum dedi. Telefonu çaldı. Sezai abi sordu ona telefon hani kim arıyor diye. Hemen telefonu böyle tuttu cebinden. Ben de nereden mesajlaşıyordu bu diye onu araştırmaya bakarken mesaj geldi. Yemek yerken ortadan kayboldu. Bakıldığında fotoğrafa görüntülü konuşmaydı. Bunu söyleyince ben çok kötü oldum.
Hadi şu çocuklarımızla ilgili de bir bilgi gelsin. 3 çocuğumuz 13, 15, 17 yaşında İzmir'den kaybolan 3 çocuğumuzla ilgili de sizden güzel bir haber bekliyorum. Ve Tuğçe Kocaman'a isterseniz dönelim. Turgutlu Adliyesi önündeler. Yanında Sezai Harman'ın kardeşleri var. Hakkı Harman, Süzen Kurt, Ercan Harman, Muzaffer Harman ve Tezcan Harman. Onlar savcılığa gidip bir suç duyurusunda bulunacaklar. Ellerinde daha evvel Canan'ın babası bir yıl önce hastaneye yattığında işte yanındaki Ayşe Hanım'ın onu zehirlediği iddia edilmişti. Canan da bir yıldır, hatta bir yıl aşkın süredir artık o kuruyan maddeyi elinde taşıyor. Az sonra izleteceğim, işte yanındaki refakatçi de diyor ki bir şeyler veriyordu yani, biz bile tedirgin olduk. Hatta diğer kardeşine de dikkat edin, bu adamı başıboş bırakmayın bile demiş yandaki hasta. Daha ne refakatçileri ki? Artık bu kadar söylenir bir de Şevki Hocam. Evet, daha da açıkta. Yani daha ne diyecek? Söylenmez hani, yani. Zehirliyor diyemez, bu bir itham olur. Sadece ve sadece dikkat edin diyebilir. Bırakmayın hastanızın başını demek işte. Yani artık daha ne diyelim şimdi. Evet. O kadar söyleniyor bazen de hayatta. Tuğçe'cim söz sende. Günaydın Müge Hanım. İyi yayınlar. Şu anda Turgutlu Adliyesi'nin önündeyiz ve Canan Hanım'ın bulduğu, zehir oldukları düşündüğü maddeyi hep birlikte savcılığa teslim edeceğiz. Bunun için zaten Hakkı Bey yayınımızdan buraya kalkıp buraya geldi ve görüyorsunuz elinde de zaten bahsi geçen zehir oldukları düşündükleri madde elinde ve belirttiğimiz gibi birazdan içeriye gireceğiz ve maddeyi savcılığa teslim edeceğiz ve yine kardeşler suç duyurusunda bulunacaklar ve savcılığa geleceğimizi duyunca diğer kardeşler de hepsi toplandılar bu sabah. Adliyenin önüne geldiler. Muzaffer Bey yanımızda, Hakkı Bey yanımızda, Suzan Hanım yanımızda ve Ercan Bey yanımızda. Yine diğer kardeşlerden Tezcan Bey yanımızda. Hakkı Bey, elinizde zehir olduğunu düşündüğünüz madde. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi abim, işte bunu Canan Dağcı kızı tarafından yakalandı. Dolabında saklı olarak bulundu. Amca dedi, bu ilaç dedi, babamı zehirleyen ilaç dedi, şüphelerim bunun üzerinde. Bunu gösterdi. Şimdi, bu zamana kadar da beklettiği için gene kendisine de teşekkür ederim. Bu şu anda da gereken yasal işlemleri başlatacağız. Savcılığa suç duyurusunda bulacağım. Kardeşim bir an önce adalete sormasını bekliyoruz. Kimin hakkında? Ayşe Harman hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Siz de mi şüpheleniyorsunuz? Evet, aynen şüpheleniyorum. Kardeşimden şüpheleniyorum. Kardeşimin ölümünden Ayşe Arman'ı sorumlu tutuyorum. Muzaffer Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Biz bu hastanede yatarken başında kaldığı zaman kötüleşiydi. Eve gittiği zaman niye iyileşiyi? Biz bundan biraz tartıştık. Ben bunu zehirledim mi diye bana söyledi yani. Ne dedi? Ben bunu zehirledim de ondan mı ağırlaşıyı dedi. Hastane. Size mi söyledi? Ayşe Hanım söyledi. Evet. Ben bunun başında kalınca niye kötüleşiydi, eve gidince iyileşti diye sordum da ben bunu zehirleyeyim mi dedi. Ben de zehiriniz dedim. Ha, zehirliyorum da mı böyle hastalanıyor diye söyledi. Siz evet. De evet dedi. Ben de evet dedim. Ben ondan sonra gittim vardım yani. Söylemediniz mi diğer kardeşleriniz? Söyledim. Onlar da herkes şüphelendiğini o zaman anladık. Yani başında kalınca bu kötüleşiydi, eve gidince niye iyileşiyor dedik. Kardeşlerime de söyledik. Ondan sonra bunu yoğun bakıma aldırdık biz. Yoğun bakımda bunu yoğun içeriye katmadıkları için orada iyileşti yani. Ondan sonra taburcu oldu gitti, sonra bir daha zehirlendiğine şüphelendik biz yani. Yani siz ilk zehirlenme vakasından itibaren şüphelenmeye başladınız. Şüphelendik yani. Tamam. Şimdi bir de şöyle Tuğçe Hanım, benim eşim Hava Harman'ı aradı, telefonla arıyor. Hava'nın diye, Sezai'nin diye kefinlerini, çarşaflarını aldım. Kucağımda ölecek. Zemzem suyu istiyor. Madem böyle ağırlaştı hastada, hastanenin doktoru yok mu? Başhekimi yok mu? Niye orada müdahale etmiyorsun da oradaki kucağında öldürmeye çalışıyorsun? Dümedüz bunu katletmek amacıydı bunun. Siz de şüpheleniyorsunuz ve diğer kardeşlerden yine Ercan Bey yanımızda. İlk hastalandığında ben Medi Güneş'e gittim. Hanımla Ercan Hanım'a özel bir hastaneye gittiğimizde hanım vardı, iki tane ablamla vardık. Elinde tam boğazının önünde, elinde pet şişesini tam boğazında gördüm.
Ben kendim şişeyi gördüm. Elinde şöyle pet şişede yeşilli gibi bir şey vardı elinde. Fişne renginde. O anda böyle yürüktü. Hemen irkişin biz ne olduğunu anlayamadık. O olduktan sonra oturduk hatta o anda dedi ki bu benim şeyim dedi. İlacım dedi. Bu ne oluyor dedi. İlacım dedi. O anda ablamın bir tanesi de baktı. Şerim delinmiş. Bu da hatta bu şerim niye delik dedi. Baktı akıyorlar. Ben de hemşeriye dedi şöyle. Hemşeri dedi ben bu zamana kadar dedi. Hiç dedi bu şerim deliğinin ilk defa ben burada gördüm. Geliyorum yapıştırıyorum gene akıyor dedi. Ondan sonra buna bir telefon geldi. Buraya durdu. Gelme buraya diyor. Gelme diyorum sana diyor. Kalabalık diyor. Bu çıktı dışarıya doğru dolaştı. Orada gene diyor. Gelme gelme bırak kalabalık diyorum sana diyor. Telefonda konuşuyor. Telefonda konuşuyor. Ondan sonra kiminle konuştuğunu anlayabiliyor bilmiyoruz. Kimle ya ben kimle konuştuğunu bilmiyoruz telefonda. Ondan sonra geldi bu. Ben şimdi şüphelendim. Hemşeriye dedim bu dedim nasıl delinir? Bu sefer hemşeri bana dedi ki iki tane ben dedim şerim şeyi verdim. Şırınga verdim buna. İki tane dedi. Niye veriyorsun dedim. Ben bunu da şüphelendim. Git bak bu dedim hemşeriye. İstersen gidip sorarsınız hemşeriye. Canan'la beraber gittik hemşeriye. Git dedim bu şırıngaları al. Bak şırıngaları almazsan bu dedim bundan şüpheleniyorsun. Ben de şüphelendim zaten dedi bu. Bu dedi şey iyi oluyor biraz bu olmadan iyi oluyor. Bu dedi kadın başına geldim hasta oluyor dedi. Evet. Yani ben, siz de en başından şüphelendiniz. Orada şüphelendim. Gördünüz. Hareket gördük. Ondan sonra yani gitti hemşeri şerim istedi. Tuğçe'cim bunları konuştuk aslında. Tuğçe'cim bunları evet. Konuştuk bu ve ben bir kız kardeşe de mikrofonu uzatmanı rica ediyorum. Aslında şu var. Bu zaman zaman bazı konularda ne kadar geç kaldığımızı ve sonradan üzüldüğümüzü de gösteren bir gerçek. En baştan beri Ayşe Hanım'ın eşini zehirlediğine dair tüm ailede hatta köyde şüpheler var. Fakat kimse bunu dile getiremiyor. Yani kendi aranızda konuşuyorsunuz ama gidelim de hastanedeyiz. Bir hastane polisine gidelim söyleyelim. Bir doktora gidelim söyleyelim. Resmi bakın biz bir şikayetçi olalım. Evet hiçbir şey olmamış bugüne kadar. Yani biraz rahat olmayın. Şüpheleniyorsanız çok söyledim ablacığım hayır. Gidersin hastane polisine şimdi kötü olmamak adına. Çünkü baban boşanacak mı boşanmayacak mı onu bilmiyorsun. Evet. Yani o sırada baba yaşıyor ilk hastaneye yatıldığında. Yani kimse bir şey yapamıyor. Bütün kardeşler perişan. İşte o yüzden de çok üzgünler. Yapamamışlar. Belki engelleyebilirdik bu ölümü şimdiki ölümü hocam, diye düşünüyorlar. Şimdi oradan hastaneden gelişim benim yanıma geldi. Gelişin ben bir kız kardeş var. Ya bir dakika ben onları bir içeriye uğurlayayım. Tuğçe'cim var mı başka kardeşlerin söylemek istediği farklı bir şey? Tezcan'dan alalım. Siz Tezcan Bey? Ne söylemek istiyorsunuz? Ne söylemek? Benim var. İlk bir hasta olduğunda şeye vardık. Hastaneye vardım. Hastaneye varınca şüphelendim. Tabii burada şey olunca kardeşim yoğun bakıma girdiği zaman düzeliyor. Siz de aynı şekilde düşünüyorsunuz. Adli şeylere gittim. fazla hani bilgiler olmayınca şikayetimizde bulunacaktık. Ben de şikayet bulundum. 45 günde geçer dedi. Hani sonuçlanır. Siz aslında kardeşiniz ilk zehirlenmeden sonra şikayetçi olamayınca kardeşler de hiçbir şey yapamamışlar. Yapamadım. Siz Suzan Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Ben çarşıya gittiydim. O da geldi çarşıya. Kardeşim neden suratın asık? Kardeşim değişin. Beni hakaret etti. Ablamla, Minever ablamla kızı Canan'ın dağcının yanına gitti Kayseri'ye. Oradan ben o gönüllü göndermiş. Beni geri geldiğimde sen daha ölmedin mi? Sen daha ölmedin mi? Yollarda kaza olsun diye gönderdim. Neden ölmedin diye hakaret etti beni dedi. Siz anlattı. Beni anlattı. Oradan Hava Harman da beni telefon açtı. Aba bu ne demek? Nasıl bu gelin? Kardeşinizin yatağını yaz. Ne onun adı şeyini kefilini hazırla diye bana nasıl bu kardeşiniz aman gelin dedi bana üzüntülü. Bana. Evet Tuğçe'cim. Şimdi evet Tuğçe'cim sizi uğurlayalım. Toplandık biz şimdi hep beraber savcılığa giriyoruz. Az önce de belirttiğimiz gibi hem zehir oldukları düşündüğü maddeyi teslim edeceğiz hem de kardeşler şikayetçi olacaklar. Evet efendim bu işte beyefendinin elinde Canan'ın daha evvel bir yıl önceki yani ölümden bir yıl önce hastaneye yattığında üvey annesinin elinden aldığı gizlice aldığı dolabından aldığı pet
bardak. Evet, o bardağın içinde neler var? Bunun incelenmesini isteyecekler. Çünkü bunun bir o sırada da yine zehirlendiğini düşünüyorlar Sezai Bey'in. Ama odaya çıktığında adam kötü. En son yoğun bakıma alınıyor. Orada yanına kimse giremeyince iyileşip çıkıyor. Şimdi bakın bütün bu anlatılanların hepsinin bir temeli var. Yani dikkatlice izleyin, yemin ediyorum. Yani şeytanın aklına gelmez bu anlatılanlar ama çok enteresan. Şimdi önce Fadime Vural'ı size izleteceğim. Sezai Harman bu ölmeden önce hastaneye yatırıldığında yan odada kalan diğer kişi. Yani beraber aynı odada kalıyorlar. Onun Fadime'nin esasıymış. Fadime Hanım da kocası rahatsızmış. O da onun yanında refakatçi kalıyor. Yani Ayşe Hanım'la Fadime Hanım iki refakatçi eşleri aynı odada kalıyorlar. Ama Fadime Hanım Sezai Bey'in bakımından şüpheleniyor. Yakınları Sezai Harman'ın ilk zehirlenme olayında hastanede aynı odayı paylaşan bir başka hasta tarafından dikkatli olmaları konusunda uyarıldıklarını söylemişti. O isim Fadime Vural'dı. Fadime Hanım o gün tanık olduğu olayları ekibimize anlattı. Bize velayet o arkamızdan geldi. Geldiler. Adam bir şeyler istedi. O da gitti dolaptan aldı geldi hanımı. O peçeteyi sarıyordu o pet bardağın içine. Böyle ediyordu bak hiç gözükmüyordu. Bak bu şekil sarıyordu bak. Böyle sarıyordu bardağı. Aha böyle veriyordu. O zaman da içmeyeceksin diyordu. İçeceksin diyordu. Böyle ediyordu içiriyordu. Birkaç öyle gitti geldi. Şüphelendim. Ayşe ne erkeği ettin? Adam da böyle diyordu. Ellerini içmeyeceksin diyordu. İstemiyordu. Ondan sonra onu değiştiriyordu. Ayran getiriyordu. Ayran da ediyordu adam. Zorla içiriyordu. Hemen dolaptan getiriyor. Bir şeyler getiriyormuş. Hep pet bardağın içinde mi getiriyor? Hep perde dışı peçeteli getiriyor. Sonunda ikinci sefer mi üçüncü sefer mi? Çok gördüm bunu ben. Aynı portakal renginde öyle veriyor. Bu portakal suyu dedi. Meyve suyu içiriyorsun dedi. Buna iyi geliyor dedi. İçmeyeceksin diyordu. İçiyordu. Ondan sonra içirdim meyve topluyordu adam. Ağaçı neydi bu dedin mi? Soruyordu ona. O da diyordu bir şeyler toplayın diyordu. Ağaçlan başla. Diyor ki elinde diyor bir pet şişe vardı. O pet şişenin içine dolaptan bir şey alıyordu ve onun içine koyuyordu. Şimdi küçücük odada hepimiz refakatçi kaldık. Bir şey alıyordu, pet şişenin içine koyuyordu, sonra peçeteye sarıyordu. İçirmeye çalışıyordu. O zaman da işte Sezai Bey de istemem istemem diyormuş, zorla içiriyordu diyor. Bunu içtikten sonra halüsinasyon görmeye başladığını anlatıyor aslında. Etraftan bir şeyler toplamaya başlıyordu diyor. Müge abla evde yani de öyleymiş zaten. Ben şimdi halüsinasyon diyorum da yanlış anlamayın, ona, bunun ne adı var? Ona şeyde konfüzyon mental denir. Özellikle zehirlenmelerde gözükür. Olmayan şeyleri toplar, olmayan çivileri toplar falan. Yani zehirlendiğimiz zaman böyle evet, şeyler mi yaparız? Olur, evet. Yani Fadime Hanım aslında bize onu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki bir şey içiriyordu. İçirdiği şey de dolaptan alıp içiriyordu. Kadın da dikkatini çeken o hakikaten. Hastaneye gittin küçük dolabın içine ne içireceksin? Meyve suyu alıyorsan aşağıdan alıyorsun içiriyorsun işte. Herhalde ben Ayşe Hanım'ın da evde gidip portakal suları falan sıkıp da böyle özel getireceğini de düşünmüyorum. Ne içiyorsa diyor bir şeyler toplamaya başladı diyor. Ne kadar güzel anlatmış. Direktör çeviriyor hocam. Tam zehirlenme bulgularının aslında çok tipik örneğini gösteriyor. Adli tıpta biz değerlendirirken bir kişinin kanında ve idrarında zehir çıktığı andan itibaren ki hastanede tespit edilmiş hemen ifadelere bakarız. Bu bulgular ne zaman başlıyor? Ne kadar sık aralarla tekrar ediyor? Çünkü bunun bir kaza sonucu alınan bir zehir mi ya da bir kişinin eliyle cinayet amaçlı mı verildiğini anlayabilmek Müge için abla. Bu ifadeler bizim için adli tıp için ya çok evet, önemli. Evet, Fadime diyor ki bunu buradaki içtikten sonra yani çok kıymetli dosya. Ne içiriyorsa diyor yani bunu içtikten sonra evet. Böyle yapmaya başlıyordu. İşte ne zaman bulguların diyor. Başladı? Babam çok, sonra çok kendine önemli. Geliyor. Sen hasta mı? Hasta olmuyor mu da? Hasta değil misin? Evde böyle 2-3 gün önceden söylemeye başlıyor. Sen hasta değil misin? Hasta olmadın mı? Daha hastaneye yatmadan. Yatmadan. Başın ağrıyor mu? Ağrıyor diyormuş babam da. Başım dönüyor diyormuş. Hani soruyormuş hasta olmadın mı? Başın dönmüyor mu? Kafan ağrıyor mu? Neren ağrıyor? Babam bunları hatırlıyor. Ondan sonrasını hatırlamıyor. Hastaneye gidiyoruz bir şey arıyor. Baba ne var orada? Burada bir şey var al onu diyor bana. Baba bir şey o yok burada diyorum. İşte o dönemi hatırlamıyor. Hiç baba diyorum sen hareketler yapıyordun, bir şeyler arıyordun. İşte şimdi ben bilmiyorum diyor o ama. O dönemi hatırlamıyor. Tabii ben doktor değilim yanlış anlamayın ama mantıken şöyle söyleyeyim. Tabii vücudunda zehir varsa Aynen,
Direkt serum veriliyor. Verdiği serum için veriliyor. Daha hızlı etki Hayır, edecektir. Serum veriyor de. Doktor ki vücudundan o zehir bir şekilde temizlenecek, sıvı Tabii. alacaksın. Baba. Ama sıvı verilmesine rağmen adamdaki şeyler gitmiyor. Ne zaman ki artık bakıyorlar hani bu kadar. Çünkü zaten şey de delinmiş diyorlar işte. Serum deniyor ona? Serum setinde. Serum seti de delinmiş ya. Bak onu da anlatacak şimdi Fatıma Hanım. Çünkü şimdi serum geldiği zaman vücuda su girişi olacak. Ne olacak? Vücuttaki zehir o suyla beraber atılacak işte serum idrarla. Serum setinin o plastik bir kısmı vardır. Muhtemelen boru o plastik... Boru ne deniyor ona bir şey? Serumun borusu. Serum bir daha gittiğimizde hocam hepsini kapatayım. Muhtemelen enjektörle bir madde verildiğinde o enjektörün girdiği yerde bir delik oluşur. O delikten Doğal de olarak artık. O delikten de artık. Yani baba Fadime Hanım onu da iddia ediyor. Affedersiniz. Şimdi setten de vermeyebilir. Plastik şeyler var. Zaten serumlar var. Tabii. Plastik serumlarda iğneyle serumun içine enjekte etmiş. Şimdi hemşireler bilirler, sağlıkçılar nereden ilaç enjekte edeceğini bilir. Efendim? Delmeden verirler ilacı. Şimdi ama bu bilmiyor. Mesela üstünden akıyor ya, üstü evet, boş. Oradan verirsen akmaz. Onu şimdi hemşire tahmin eder, verir. Farz-ı hemşire ama damara yakın ben yerden. Ben hemşire öyle değilsem de başka zaten. Yerden verirsem. Öyle yapmış hemşire. Bantlamış, bant çözülmüş. Yani cam şişeler gibi düşünmeyin. Plastik poşetleri ona o kadar kafası çalışmaz. Onu plastik poşeti enjektörle içine vermiştir. O yüzden de akıyor işte. Akıyor. Babam izleyelim mi? Meyve suyu içiriyorsun dedi. Buna iyi geliyor dedi. İçmeyeceğim diyordu. İçiyordu. Ondan sonra içirdim, meyve topluyordu adam. Ağaçı neydi bu dedin mi? Soruyordu ona. O da diyordu bir şeyler topluyorsun diyordu. Ağaçlan başlandan. Pamuk topluyordu. Çapı çapılıyorsun diyordu. Biz taburcu olduk. Oluyorduk. Ondan bir de bir şırınga istediler. Oradan şırınga buldu geldi aşağı. Ağaçı ne yapacaksın erkeni sen dedim. Ben diyor ama su kaçıyorsun dedi. O şırınga inandı. Serum delindi. Akmaya başladım. Bir anda mama var. Bir anda serum var. Aşağı dedim, erkek serin adam ne dedim. Kızım sen erkeğin bir şeyler içiriyorsun dedim. Ben giden de hemşireye çağırıyorsun gelen de dedim. Hani baksın hayır hayır Fadime diye zelleme dedi. Aksın varsın dedi, şıp şıp damlıyordu. Yere damladığını biliyorsun, adamın kafası ıslanacak dedim. Ben hastanın kafası ıslanacak dedim. Hayır hayır dedi o. Kardeşleri geliyordu, yoğun bakıma götürdüler adamı. Vermeyeceğin yoğun bakıma dedi. Artık yani güleriz ağlanacak halimize durumuna geldik. Diyor ki o kadar delindi ki adamın kafesine şıp şıp serum Damlama. Akacak diyorum diyor. Hemşireye çağır boşver aksın dedi diyor. Hiç öyle şey olur mu? Çünkü ilacın tamamen gidip zehirlenmenin oluşmasını beklemek için bir süreye ihtiyaç var. Onun için hemşireyi çağırdım. Yani valla Ayşe Hanım şimdi bu anlatılanlardan bu çıkıyor. Hani biz yanlış düşünüyorsak. Biz yanlış değerlendiriyorsak tabii yayın size de açık. Biz sizi de buraya bekliyoruz. Yani burada da sonuçta sizin kızlarınız evet. var. Yani nasıl olur? Sen bir hastanın yanına refakatçi diye niye kalınıyor? Yoksa zaten orada yatıyor. Baygın yatıyor. Biz niye kalıyoruz onun yanında? Yardım etsin diye kalıyor. Evet bir su akarsa, bir şey olursa bir müdahale edip hemşireyi çağırmak için. Çağır. Fakat hanımefendi... Su şıp şıp akıyor da ne yani? Bu hanımefendi o kadar net, o kadar güzel anlatıyor Harika ki. Harika anlatıyor. Yani... Bir tıp mensubu ancak bu kadar net olarak zehirlenmenin alametlerini ortaya koyar. Onu bilerek anlatmıyor. O aslında onu Hayır. anlatıyor. Ama alamet ama bu işte yani. Ama işte bakın inşallah adaletin yerini i̇nşallah. Bulması i̇nşallah. Ve geleceğin aydınlığa kavuşması. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu bu hanımefendinin o anda orada oluşu ve bu izahlı, mantıklı, tıbbi olarak ele alınacak izahının oluşu. Harika. Netice iyi olacak inşallah. İnşallah Peki. hocam inşallah. Serum delindi. Akmaya başladım. Bir anda mama var. Bir anda serum var. Aşağı dedim. Erkek serum adam ne dedim. Kızım sen erkeğin bir şeyler içiriyorsun dedim. Ben giden de hemşireye çağırıyorsun gelen de dedim. Hani baksın hayır hayır Fadime diye zelleme dedi. Aksın varsın dedi. Şıp şıp damlıyordu. Yere damladığını biliyorsun. Adamın kafası ıslanacak dedim. Ben hastanın kafası ıslanacak dedim. Hayır hayır dedi o. Kardeşleri geliyordu. Yoğun bakıma götürdüler adamı. Vermeyeceğin yoğun bakıma dedi. Aldılar elinden yoğun bakıma götürdüler. Yoğun kardeşleri. Bakıma da gitsin. Gitmesini istemedi. Yollamadı. Karı yollamayacaktı. Pet bardağın içinde olan sıvıları kaç kere verdiğini gördünüz?
Tek bir kere rengini gördüm. Kerisini o adı bir şey katıyordu kızım. Ayrıca hastanede dolabı olmuyor mu? Elbise dolabı, valiz konmuyor mu? Evet, doğru. Aa, onun içinde o adı katıyordu. Adam kendine veriyordu, veriye getiriyordu. O adı ne kattı ne bileyim ben. Gizli mi yapıyordu? Gizli yapıyordu. Evet. Daha ne söylesin, kadının konuyla hiçbir alakası yok. Ben hep söylüyorum, şahitlik Allah rızası için yapılır. Evet. Fadime Hanım'a da teşekkür ediyorum bunun için. Şimdi ya asıl size ablayı izletmek istiyorum ama bir şey daha izleteceğim. Şimdi Eda, baban ölmeden bir 10-15 gün önce mi komşuyla konuşmayı duydun? Bir onu anlatır mısın? Sonra çünkü yan komşunun açıklamasını izleteceğim. Onu da yazarsanız. Evet. Bir gün ben oraya vardım. Bir gün dediğin ne kadar? Ne? İşte... Annem Manisa'dan geliyor, hani kuru fasulye. Biz oraları bilmiyoruz. Tamam. Baban ölmeden ne kadar zaman önce? Kaç gün önce? 20-25 gün önce. Ya oldu ya olmadı. Baban ölmeden 20-25 gün önce. Ölmedi. Sen gidiyorsun annenin evine. Evet, evet, gidiyorum. Komşu da geliyor. Hangi komşu? Hatice Dinçer. Hı. Komşu geldi. Hoş hoş beş ettik. Bunlar başladı hani babam annemi kötülemeye, o da kocasını kötülemeye. Başladı bunlar. Annem babanı kötülüyor. Kötülüyor. Hatice de kocasını kötülüyor. Yok. Sen boş ver onu. İşte öyle kötüledi. Sonra dedi, annem dedi ki bu arada, Hatice baba dedi, hadi o şeyi de Eda'ya da bir anlatıversene dedi. Ben ağzım açık izliyorum. Neydi dedim, ne anlatacaksınız bana dedim. Bu başladı, Manisa'ya gidiyordum dedi. Hatice Manisa'ya Hatice gidiyormuş. Hatice oğlunun yanına gidiyordum dedi. Otobüste bir kadın denk geldi dedi. O da kocasından şikayetçiymiş dedi. Kızım demiş, sen hiç evden ayrılmıyor musun? O da ayrılıyorum demiş. Sen demiş bir yemek kat da demiş, zehiri kat içine, evden ayrıl demiş. Hani sen gelinceye kadar ölsün demiş. Bu kadının söylediği diyor, beni gidinceye kadar diyor, hani aklıma yattı diyor, yatırdı diyor. Manisa'ya vardım diyor, orada kaldım diyor. Bu diyor benim beynimi kurcalıyor, nasıl yaparım dedim diyor. Sonra Ahmet diye kızının kıyına geliyor. Duramıyorum diyor. Ondan sonra dışarı çıkıyor, taksi arıyor. Taksiyi diyor bulup gideceğim köye diyor. Yemek yapacağım diyor, bekleteceğim diyor. Zehri dolduracağım içime, içine diyor. Geri kızımın yanına geleceğim. Oradan da köye gideceklermiş. Köprü başına. He. Ben gelinceye kadar da diyor ölsün diyor. Ama yemin ettirdiler bana. Ben bunu ondan sonra aklım başıma gelince, hani babamı zehirlendi falan şey olunca. Ne diye yemin ettirdiler? Kimseye söyleme diye. İkisi hani, birlikte öyle evet, mi? Evet, duyarlar da beni, kocam da bunu duyarsa ben rezil olurum diye bana orada yemin ettirdiler. Amana, amana, amana tembihlediler beni. Yalnız hocam inanılır gibi değil yani. Ondan sonra ben bu şeyler çıkınca köylüye söylemeye başladım bunu. İçinden atamıyorum Müge abla. Doğruları söylemeye korkuyorum. Biri annem, biri babam ama söylemedim mi ben duramıyorum. Bize azabı çekiyorsun. Ya otelde duramıyorum Müge abla. Oturuyorum, oturamıyorum. Kalkıyorum, evet, kalkamıyorum. Yatıyorum, yatamıyorum. Biri baban, biri anne. Biri annem, biri babam. Hani benim durumum da çok kötü. Çok haklısın. Ya duramıyorum Müge abla. Doğruları söylemekten çok korkuyorum. Hani var mı başka söylemediğin şey? Aman doğruları şey, söylemek. Aklına geldik sıra söylüyorum işte. Ben bunu herkese söyledim. En rahatlatıcı doğruyu söylemektir. Söyle işte, söylemedim, duramıyorum. İçim rahat etmiyor. Duramıyorum. Bu olaylardan 20 gün önce var mı başka yani söylemek istediğin? İşte bunu böyle anlattı. Bunlar işte ondan sonra. Annen ne dedi? İşte annem bir şey demedi. Sonra bana bunu, konuyu kapattırdılar. Annem de işte buna demek ki önce anlatmış. Annem Manisa'ya giderken hani katıyor ya içine. Bunları bilerek yapmışlar. O şimdi onun aslında ortak bu hikayenin bunlar. Aynısı ailenin iddiasına göre Sezai Bey'in işte başına bu ilk zehirlenme ondan olayında gelmiş. Ondan sonra Müge abla. Yani babam fasulyeyle ne yapmıştı? Kadayıf. Kadayıf yapıp bırakıyor. Sonra gidiyor Müge abla, Ayşe Hanım evden. Sonra bir gelmiyor bir işte bir hafta 10 gün. Geriye bir dönüyor. Diyor ki Sezai Bey'e. Sezai Bey böyle anlatıyor herkese. Sen daha hala ölmedin mi diyor. Yemedin mi bu yemekleri diyor. Sezai Bey de zehir bakmış. Tadı acı gelmiş, yememiş. Adam da gitmiş bisküvi almış yemiş. Anlatabiliyor muyum? İçine doğmuş. Bunlar bir de Müge abla, babam öldükten acı sonra. Acı gelmiş hocam, neyse artık acı, bu. Acı diyor. Tamam, tamam. Yani o tatlıyı yerken falan acı gelmiş, adam da yememiş. Sonra 2 ay sonra mı i̇şte ne denize gittiler. O var. Eğlenmeye, kutlama kim? Yapmaya. Hatice Dihçerli annem gel. Denize gittiler. Denize gittiler. Neye babamın arabasında gittiler? Denize gittiler, aradan kutladılar. 2 ay geçiyor, cenaze kalkmış bir evde. Cenazeden 2 ay sonra boyanıyorsun, cilalanıyorsun. Bu denize, kadınla birlikte gittiler. Oğlu denize gidiyor. Denize gidiyorlar ya. Saç baş yapılmış, mayolar giyinilmiş. Neyi kutluyorsunuz? Bu cenaze evinden 2 ay sonra olan i̇şte olay. İşte bunların da şeyi var yani.
Ben size anlatmak istedim. Dün de Fuat enişten de anlatamadım. Evveli günde koyunlardan girdi. Tamam dur sen şimdi düşün daha sende var şeyleri anlat. Çünkü sen aynı köyde yaşadığın için. Şimdi bir Hatice Dinçer'e dönelim. Hatice Dinçer diyor ki ben öyle bir şey demedim diyor. Dedi. Yanlış anladı Eda diyor. Hayır. Bak o da nasıl anlatıyor. Niye yanlış? Sezai Bey'in komşusu Hatice Dinçer, Ayşe Hanım'ın tarım aletlerini satarken kendisinin aracı olduğu yönündeki iddialara cevap verdi. Asla. Biz nereden bileceğiz müşteriyi lan? Mustafa Gülteke. O aracı oldu. Geleni gördük de pazarlığı orada yapıyordun. Ama üçe mi satıyordun, beşe mi satıyordun bilmiyordun. Beşli pulluk var, tanker var, kasalı araba var. Bir de Eda'nın kayınbabasınınmış üçlü pulluk. Onları hep sattı. Motor arabayı sattığını duydum. Onu 4,5 milyara dedi. Gerisini bilmiyorum. Hatta bir gün benim eve geldi, kavga ettim. Hadi Eda'nın hakkını sattın, Canan'ın hakkını niye satayım? O çocuk çocukluğunu yaşamadı dedim ben ona. İnsanın parayı adım çoluğunu çocuğunu değişir mi dedim ya. Hatta Ayşe Hanım en başında dedi ki hep aletlerimi, her şeyimi Canan'a kocası geldi, aldı, sattı, götürdü, kaçırdı dedi. Hayır. Şeyi götürdü onlar, üzüm arabasını kelterinle bir götürdüler. Bir de taral diyoruz biz, onu götürdüler direktoruna. Koyunlar için de sizin sattığınız aracı olduğunuz söyleniyor. Koyun meselesi, Hatice Bey dedi hiç de param yok dedi. Ne yapacağız Ayşe dedim, koyundu zaten kıyamayayım satmaya dedi. Koyun sende kalsın dedi, sen varsa biraz para koy dedi bana dedi, ver dedi hani. Orada dedi şimdi lazım ev tuttular ya, peşin para isterler dedi. Verdim ben parayı, koyunu getirdim 1000 lira. Onda Eda öyle annen ısıcakta geldi kapıya. Koyunu geri ver. Annen arayan dedim. Verdiyse vereyim. Onu aradım, vermedi o da. Sezai Bey de istemiş koyunu sizden. O da geldi, koyunu geri ver dedi. 100 lira fark verdiler. Aman dedim, bir de bana yaramaz bu dedim ben. Aldılar gittiler, Ayşe geri getirdiler. Koyunu ben şuraya bağlıydım, görüyordum o koyunu ben. Ayşe sizin koyun görük mü ya dedim ben. Öldü dedim. Koyun meselesi böyle. Zehirlenme olayında Ayşe Hanım'a Fikri kendisinin verdiği iddiasına da cevap verdi Hatice Dinçer. Trende kadının bir başından geçenlere anlattı yani. Eşi böyle aldatıymış yani şeyler yapıyormuş. Biz de biraz eşimle şeyle problemler yaşadık. Bana dedi ki niye raporu dinliyorsun? Akli dengesi yerinde değildir rapor. Öyle bir rapor çıkar, sen de onu bir hallettirdi bana. Bana akıl verdi. Öyle bir şeyler anlattıydım Ayşe. Kadın öyle anlattı dedim ben. Onu mu söylediler bir de? Allah Allah. Onun aklı yok mu? Ya ben o kadının yaptığını söyledim ona. Niye anlatmayacağım ya? Niye anlatmayacağım? Geldiğine yemin ettirmedin mi bana? 100 milyona babamı kendine satmadın mı? 100 milyon ben ısıcakta geldim sana yalvarmadın mı? 100 milyona sattım babam. Babam neydi? Oh kullandım dedi. Niye? Yapmadın mı? Kapıları, sayanın kapıları dar sökmüşün evinde. Para mı var verecek? Koyun alırken nerede? 100 TL fark veriyor. Nerede babamın dırmı? Hırsızlar! Nerede? Üste çıkıyorsunuz. Ben geçen sene bağına baktım. Ne arıyorsun bağın içinde? Ben bakamıyor mu? Bununla beraber sana yemin ettirdiler mi ettirmediler mi? 100 milyon, 1 milyara satın. Biz o kadar tırmık falan anlayamıyoruz olayla gelince. Sana kimle kim yemin ettirdi onu bırak. Annemle bu kadın. Ne dedi? Sakın kimseye söyleme, eltilerine söyleme. Benim kocam hani sülalem duyar muyar bana kızarlar dedi. Yani yemin ettirdiler. Böyle tatile git birine gitmeden önce zehirli yemeği evde bırak o da yesin zehirlensin. Sen yokken de kocan ölmüş olur mevzusunu. Anlatma kimseye dediler. Evet anlatma dediler. Hatice Hanım telefon attığımızda. Hatice Hanım günaydın. Günaydın. Hatice Hanım bak Eda diyor ki bana annemle Hatice Hanım diyor. Yemin ettirdi bunu anlatma kimseye diyor. Diye diyor. Hayır bak. Bakarım ben. Anlayamıyorum Müge abla ben. Özlemciğim konuşurken böyle mi oluyor? Yanı bağlanınca mı böyle oluyor acaba? Hangisi? Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar yani böyle kardeşlerine planlar programlar bile söylemiş yani. Müge abla kardeşlerine. Kardeşleri demiş ki aman aba ha yapma çok günah demişler. İlk önce bu kendi kocasını öldürmek için yapıyor bu böyle planı. Böyle anlattı bana.
Söyleyen kim? Hatice abi. Hatice'nin kocası yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor. Kendi vallahi kocası Hatice için plan yapıyor. Et, kocam bu aralar ölmesin yani. Bak beylenin beylenin. Ben sana söyleyeyim artık yani bu aklıma ihtimal... koydum yapacaktım dedi. O gün taksi bulamadım dedi. Valla Eda'cığım sana bir şey söyleyeyim mi? İsteyen herkes herkesi öldürebilir. Bu sonuçta vicdan meselesidir. Herkes herkesi öldürebilir. Öldürürsün, tutuklanmayabilirsin, ortadan da kaldırabilirsin. Sen o vicdanla öldürdüğün o kişinin vicdanıyla... başını yastığa koyabiliyorsan tabii herkes her şeyi yapar. Bunun için de işte psikopat geni falan diyorlar. Öyle bir şey olman babam lazım. Hiçbir şey olmaman lazım. Ya babam... katil oluyorsun. Bir kişinin canını alıyorsun. Ya bu sadece ceza almak almamakla ilgili evet. bir durum değil ki. Kimse bana ceza vermese ne olacak? Ben kendi vicdanıma nasıl... Babam Müge abla bunun eşini eve dahil katmıyordu. Dip komşu eve dahil katmıyordu. Sevmiyordu İyi bunları. Sesi? Hatice Hanım. Efendim? Eda diyor ki bana annemle yemin ettirdiler bu zehirlenme meselesini kimseye bak, anlatma diye. Ulan yemine vurana el basarım yalan söylüyor. Yalan söyleme. Yalan söylüyor. Babanın yanında oturuyordunuz. Yalancı. Ben de cam kenarına oturdum oraya ağzım açık dinlemedim mi sizi? Çocuklarım da vardı dinlemedin mi? Yok kocam evde haplar bulduğunu daha anlatmadın mı? Yok kocam başka kadına gidiyor bilmem ne. Diye söylemedin mi bana? Yemin ettirmedin mi orada? Söylesene. Ay sen ne yalancı kadınmışsın bu kadar sen ya? Sen kendin yalancısın sen kendin. Ay, yok sende be. Yok sende Allah korkusu. Nasıl yok mu ya? Nasıl yok mu? Adam öldü denize gidersiniz. Sayanın kapıları bile size çekilmiş. Ali Bozer bağlansın. Camdan her şeyi görmüş. Eda bağlansın. Siz denize de mi gittiniz? 43 denize kadar. Gittin mi? Bir dakika. Efendim? Bak, iki çocuğumun Ali Zürafe böyle bir şeyler oldu. Ama ya, çocuk özü üzerine yemin etmeyin yalan. Senin işte, yediğin işte yalan. Yemin ederim ya. Yediğin işte yalan senin. Hatice Hanım iyi de Eda niye annesiyle ilgili böyle bir iddia ortaya atsın ki? Dediler, Eda'nın da annesi dediler. Bu sonuçta. Eda kendi annesi için de aynı şeyi söylüyor yani. Boğazım kuruldu. Ya benim sorunlarım vardı ama bak bir dakika. Sorunlarım vardı. Öyle bir şey asla düşünmedim de söylemedim anne, de ona. Yalan sana Beyhan anne neredeydin dedi. Yok kız ben dedi dolaşmaya çıktıydım öyle dedi. Beyhan sordu anne niye dışarı çıktın neredeydin diye sordu dedi. Ben nereden diyeceğim bu kadar ayrıntıyı. Buyurun gelin bakın. Ben sen size 4 ay önce söyledim. Tek tek. 4 ay önce söyledim. Bu dedim ekranlara çıkacağız. Bunları ben A'dan Z'ye ispatlayacağım dedim. Kocan da orada, oğlun da orada. Kayınpederin ballarını taşırken size defalarca söyledim. Bu burada kalmayacak, ekrana çıkacağız. Bugün ben çıktıysam siz de gelin ispatlayın kendinizi. Ben gözümle de gördüm seni. El arabasıyla taşıdın eve ya. Oklağları, köyün meydanında 300 kişi meydandaydı. El arabasında taşıdın ya, el arabasında. Buyurun gel bak mi? Bekliyoruz bak. Buyurun gelin. Hayır. Telefonla olmaz. Gel, gel ben buradayım kendinizi. Hadi gel. Gel götür git burada durun. Oklan kazanmış. Çaldın işte ama, hırsız. Ama dinlemiyorsunuz ki birbirinizi. Benim haberim yok. Hırsız. Çaldın onları oradan çaldın. Benim haberim yok. Benim babamın malıysa benim haberim yok. Sen bir hırsızsın. Bir dakika. Annen ne dedi bana? Ne dedi? Bunlar dedi orada dursun sen dedi. Ben oradan alırım dedi. He? Annen dedi ya ki. Ya ben şimdi koyun basıyorsun. Bunlar dursun oradan alırım ben. Başka komşuya koymuyor da sana niye koyuyor? Başka komşular da var yanında. Evet bana koydu. Sen niye koyuyor? Çünkü aklı verdin. Beraber ortaksınız. Beraber yaptınız. Anlattın beraber çünkü. Değillediniz. Anlatın bunu. Anlatın bunu bak. Güzelce anlatın. Beraber yaptınız bu işi. Beraber de içindeydin. Ulan kalsanın değil. İki ay sonra Celal'de evinden sonra denizde ne işiniz var? İki ay sonra neyi kullanmaya gittiniz kayınpederin arabaya binip? Bak ekrandayız. Buyurun gelin. Kocanı da al. Kocanı da al. Gel karşıma. Sen o davayı açmaya kalamayacaksın sen. Sen o davayı açmaya kalamayacaksın. Keşke çocuklar bazen büyük orada anlatsa. Annemin o gün yaptıklarını anlattı ama senin o ayrıntıları bilmiyor işte. Dedemin ne hale geldiklerini bana anlatıyor çocuk bir. Geldi eve yorganın altına girdi çocuk korkusuna. Neden bu aklı verdi? Neden? Sen verdin onu ama aklı. Ama bir şey söyleyeceğim. Ama sen Hatice Hanım o aklı vermeden önce zaten annem bunu yapmış. Anladığım kadarıyla. İkinciye de böyle anlattığı için belki birinciye de verdi o aklı. Bilebiliyor muyum?
Tamam da zaten öncesi de o değil mi o? Bile bir yıl oldu zaten. Aklına gelmedi kadayıf. Belki o verdi aklı. Bilemiyor. Peki ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. Şimdi Eda'nın sonuçta rahmetli olan Eda'nın öz babası. Diyor ya ben şimdi öz babamla öz annem arasında kaldım. Canan'ın tabii Sezai Bey öz babası, Ayşe Hanım üvey annesi. Şimdi size bambaşka bir kardeş izleteceğim. Çok enteresan. Şimdi Sevgi Çetin. Şimdi Sevgi Çetin'in Ayşe Hanım evet annesi. Ama Sezai Bey'le hiçbir bağı yok sonuç itibariyle. Annesi daha sonra Sezai Bey'le evlenmiş işte. Doğal Eda olur. Dünyaya onun gelmiş. Kendi annesi. Öz tabii annesi şimdi herkesin kendi lazım. Annesi yani. Tabii. Sevgi'nin anlattıkları Ayşe Hanım yani buna ne diyeceksin çok merak ediyorum. Ayşe Hanım'ın ilk evliliğinden olan kızı Sevgi Hanım ekibimize dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisinde kaldığı sürede bir pastanede çalışmaya başlayan annesinin burada Faruk adlı bir kişiyle tanıştığını ve davranışlarının değiştiğini söylüyor Sevgi Hanım. Bir ay kadar falan çalıştı. Sonrasında sürekli o isimden bahsetti bana. İşte Faruk beni seviyor. Faruk bana şunları işte aşık olduğunu söylüyor. İstersen 50 yaşında ol yine de ben seni eşim olarak alacağım, ailemin karşısına çıkaracağım demiş. Anneme sordum bunu çocuğun dedim fotoğrafı falan var mı dediğimde sosyal medyadan çıkardı. Görür görmez şok oldum zaten. 25 yaşlarında falan. Daha dedim davayı yeni açtık. Evli gözüküyorsun. Acelen ne dedim. Biraz bekle. Biraz sabret dedim. Bu bundan vazgeçmedi. İşe giderken benim kıyafetlerimi giyip gitmeye başlamış. Ben dedi senin kıyafetlerini giyiyordum. Kendimi dedi 15 yani 18 yaşlarındaki kız gibi hissediyordum dedi. Gidip öğrendim, araştırdım. Çocuğun annemle alakası yokmuş. Annem ona karşı bir şeyler hissettiği için çocuk onun yüzünden annem işi bırakmadan bir gün öncesi işi bırakıyor. Düşünüyorum ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Erdem'i aradım. Sezai abi al yarın bana gel dedim ben. Konuşalım. Ertesi gün çıktılar geldiler. Annem arabayı üzerime yapma yap dedi. Para at üzerime dedi. Sezai abi de dedi ki arabayı yapmam. Ama dedi parayı 15 bin lira para tamam dedi. Gittiler parayı yatırmışlar hesaba. Eşyaları aldılar gittiler benden o gün. Sevgi Hanım annesinden bir süre ayrı kaldıktan sonra yeniden bir araya geldiklerini ancak bu kez de farklı bir erkek arkadaşı edindiğini söylüyor. Annemin telefonu çaldı. Sezai abi sordu ona telefon hani kim arıyor diye. Annem de dedi ki hani dün dedi telefon şey yurt dışından biri aramıştı ya dedi yabancı numara dedi. O numara yine yanlışlıkla arıyorlar dedi. 2-3 dakika geçmeden telefon yine çaldı. Ben dedim ki ver anne dedim ben konuşayım. Annem hemen telefonu böyle tuttu cebinden. Dedi ki hayır hayır dedi ben konuşurum dedi. Bildiğim için huyunu güler yüzle söyledim. Dedim ki anne dedim hala konuşuyorsun değil mi dedim. Evet konuşuyorum dedi. Daha sonrasında biriyle mesajlaşıyor. Arkasından bakıyorum. Bayağı uzun uzun bir mesaj yazıyordu. Okuyamadım açıkçası. Kim olduğunu bilmiyorum. İsim o zaman için sürekli değiştiriyordu. Yani bir gün hatta benim ismimi yazmış. Hep bayan ismi yazıyordu. Yani değiştiriyordu sürekli. Ondan sonra ben dedim ya telefonumda dedim bir şey yapamadım. Ver bir de senin telefondan yapacağım dediğimde tamam bir saniye dedi telefonundan mesajlarını sildi bana telefonu verdi. Ben de nereden mesajlaşıyordu bu diye onu araştırmaya bakarken mesaj geldi. Ben de o sinirle yazdım ya dedim siz laftan anlamıyor musunuz annem kanser hastası evli siz dedim ne yapmaya çalışıyorsunuz falan. Biz birbirimizi seviyoruz yazmış karşı tarafta iki. Bayağı bir de hakaret dolu mesajlar yazdı. Sonra anneme verdim telefonu. Sen sildin de verdin ama ben silmedim al oku dedim verdim. Söylediğine göre defalarca gizli mesajlaşmalar ve telefon görüşmelerine şahit oldu. Akşam yemeğini Eda'nın kayınvalidesiyle yemek yiyoruz. Annem yemek yerken ortadan kayboldu. Biz kapıdan dinledik. İçeriden ses geliyor. Biriyle konuşuyordu telefonda. Şunu duydum ben. Seni benden ayıracak, kendine yamayacak. Benim için söylüyordu bunu. Bunu söyleyince ben çok kötü oldum. Yani bir anne dedim bunu bir kızına yapamaz. Ben o gün annemi tamamen silmiştim. Anneme döndüm ki sen benim annem olamazsın dedim. Bir gece orada kaldım ben evime gittim. Annesinin bir erkek arkadaşı olduğunu kendisinden gizlemediğini söyleyen Sevgi Hanım telefonunda bazı fotoğraflar da görmüş. Bakıldığında fotoğrafa görüntülü konuşmaydı. Adem'le biri olduğunu, Deniz'de yaşadığını öğrendim. Annemle ikisi konuşuyorlar, konuşurken çekilen bir fotoğraftı. Annemin üzerinde böyle askılı bir tişört vardı. Dudağında kırmızı renkli bir ruj vardı. O şekilde yani süslenerek, özenerek çıkmıştı o adamın karşısına belliydi. Bir daha da annemle hiçbir şekilde görüşmedim. Ta ki Sezai abi hastaneye yatırıldığı gün, ölmeden bir gün önce Eda beni aradı. Dedi ki Allah dedi acil buraya gelmen lazım. Burada dedi ortalık karışık dedi. Babam dedi zehirlendi yine. Annem de dedi hem kusuyor hem ishal olmuş. O yüzden dedi. Açıkçası ben burada annem dedim eğer adamı zehirlediyse bir miktarda kendi aldıysa kanımızda ikimizin de kanında çıktı mı oyununu mu oynamaya kalktı acaba diye. O gün o şekilde kapattık. Sezai abinin öldüğü gün annem beni aradı. Dedi ki Sezai abin öldü Sevgi dedi. Ben de dedim ki yapmasaydın dedim. Sadece yapmasaydın dedim. Dedim bir daha beni arama dedim ya. Ben dedim seninle konuşmak istemiyorum. Kapatış o kapatış. Bir daha da konuşmadık annemle.
Daha ne anlatsın? İşte Müge abla hastalanıyor bu. Dayım geliyor. Anneannemi çağırdık. Bu kusmaya başlamış. Hani ortalığı batırmış. Ben de hemen kaynımı aradım. Geldi. Sedef abla da gitti yanında komşusu. Dedi ki birazcık dedi kan kusuyor dedi. Hani sorduk buradakinlere dedi. Kanserden gelen hani bir belirtiymiş o dedi. Korkma dedi bir şey yok. Ben de yine kendisi de mi hani babam orada hastanede biz zehirledim falan diyoruz ya. Kendini de biz zehirleme tebeşümüsünde bulundu dedik. Bir an korktuk yani. Ondan sonra akşam geldi. Yine Hatice geldi yanına. Aşağı. Ben de şeye bakıyorum. Hayvanlara pencereden gördüm. Neyin var aşağı? Neyin var aşağı? Diyen kim? Hatice. Deminki Hatice. Komşusu. Şimdi... Ama anladığım kadarıyla bir kişiden falan bahsetmiyoruz biz. Şimdi bu senin ablanı gördüğüm ismi Faruk diyen kişi... Bu o ilk boşanma davasının ya açıldığı zaman 20-25 yaşındaydı diyor. Kapak fotoğrafı yapmış o Faruk'un. Nasıl? Kapak fotoğrafı yapmış. Telefonuna. Anne, bu adam kim dedim. Ana dedi onu çocuklar dedi yanlışlıkla kapak fotoğrafı yapmışlardır dedi. Anne dedim benim telefonuma niye yapmıyorlar dedim. Bilmiyorum dedi karıştırırken herhalde öyle yaptılar dedi. Bir adam resmi vardı. O küçük vardı. Oğlum muydu? He genç. Ama sonra ondan ayrılıyor. İşte ondan ayrılıyor. Ondan sonra biz yakalıyoruz. Neydi onun adı? Öbürkünü buluyor işte. O Denizli'de denileni buluyor. Tamam. O Denizli'dekini benim bulduğum değil mi o Denizli'deki evet, de? Ben o, de ona, o da küçük hani nişanlandım diye. Müge abla onun bir de fotoğraflarını falan yakaladık biz. Sarılmışlar şöyle annem açık. Telefonunu aldım elinden. O senin baban yaşıyor bunlar yaşıyor. Olurken. Yok. Yaşıyor. He. Ben elinden telefonu almış, hani bir gün önce gördüm ya, telefon numarasını almıştım. Ama ben ablam aradım. O da ona dedi, ama şimdi böyle, bu traktörleri, tırmıkları falan satıyor da arabayı falan veriyor dediğiniz başka kişi başka daha onu biri. Bilmiyoruz şu anda. İşte ben telefonu alınca, ben geldim eve telefonla bir baktık fotoğraflar var içinde. Bana dedim ki de işte o tamam dedi git dedi al telefonu elinden telefonu parçala dedi. Ben de aldım telefonu parçalamadan eve geldim. Şimdi pardon İçindekileri bu hangisi? Ben nereden bileyim Denizli sanki şeylerini biliyorum. Yani bu bizim röportaj yaptığımız mı? Nişanlandım diye. He. Bu kaç yaşındaymış? Ama tabii yani kocasının yarı yaşında. Değil mi? Evet. Ne evleniyorsunuz o zaman adamlarla o zaman? Ayşe Hanım. Ben de. Hayatım bak büyük kızın da neler anlatıyor. Güzel Hanım. Efendim. Bunların hepsi iftira. Hepsi benim üzerime geliyor. Benim hiçbir şeyle alakam yok. Çıkarsınlar. Buyur gel. Çıkarsınlar benim hiçbir şeyle alakam yok. Beni de bir daha rahatsız etmen. Çıkarın ne varsa çıksın. Ama benim hiç kimseyle bir şeyle alakam yok. İftira hepsi biriktiler iftira atıyorlar. Ama iftira abi, diyorsun ama madem... internette tanıştığın kişi röportaj da yaptı evet diye görüşmüşsünüz. Tamam benim özel hayatım kimseyi ilgilendirmez. Ha, beni siz neyle şey yapıyorsunuz? Eşimin ölümüyle değil mi? Benim o şeyle iftira hepsi hayır, iftira şöyle atıyor. Bir şey var. Sizin özel hayatınız tabii ki beni hiç mesela ilgilendirmez de... Eğer siz bu özel hayatınızdan dolayı yalnız kalmak için, başkalarıyla daha rahat gezebilmek için eşinizi zehirlediyseniz, bu beni değil tüm kamuoyunu ilgilendirir. Yani kamu davasıdır zaten hani açılacak davada. Benim bak hiçbir şeyle alakam yok. İftira atıyorlar, bana iftira atıyorlar. Ben başka bir şey demiyorum. İyi de üç tane kızın var. Üç tane kızın da sana iftira mı atıyor? İşte para yoluna iftira atıyor. Üçü de iftira atıyor çıkarsınlar. Hastanedeki 80 yaşındaki kadın da mı iftira atıyor? Eda atıyor diyelim, Canan atıyor diyelim. Sevginin Sezai Bey'le hiçbir bağı yok. O niye sana düşman olmuş? Derim başka bir şey diyecek yanım yok. Ya diyecektin gel de söyle bak gel ya burada gel de konuş. Şey demiyorum. Hayır Sevgi niye böyle? Hiçbir şeyle de alakam yok benim tamam mı? Gel bak burada konuşalım. Şey gel bak anne diyorum bak sana. Sen bana tecavüzcü diye suçluyorsun. Bak ben sana tekrar söylüyorum. O kapıdan giderken de annem dedim. Annemin evine gidiyorum diye girdim. Telefonu kapatma şey gel buraya yüzleşelim. Burada anlat her şeyi ki millet de seni bilsin. Bizim suçlu olup senin haklı olduğun ortaya çıksın. Gel annem buyur bak. Buyur kimse senin tırnağına zarar vermez. Buyur gel.
Söyleyeyim senin ben bu adamın telefon numarasını aldım ya o gece. He. Bunu aradım ben. Sen diyor bizim birbirimizle olmamızı istemiyorsun. Ben de niye istemiyorum? Hani ne demek istiyorsun sen? Evet, Adem Karlıoğlu. Diyor ki ne? Annenle baban boşanırsa annene mal varlığı kalmayacak. Sen de öz kızı olduğun için annenden mal alamayacaksın diyor bana. Ne demek o? Ben hiç anlamadım. Yani annem bana gelirse eğer babandan mal varlığı alamıyor. Hani anneme mal varlığı olmuyor ya. Hmm. Annenden de ben alacağım için öz kızıyım ya. Sen annenden alamayacaksın diyor bana. Babandan alacaksın. Ama anneme de babamdan da anneme de kalıyor ya. Bilmiyorum öyle bir şeyler dedi bana. Neyse tam anlat bakayım ne diyor dur bakayım. Senin miras hakkına hiçbir şekilde İşte bana bunları söylüyor. Adam ne dedi sana? Sen ne dedi? Annemle görüşme mi dedi? Görüşme dedim. Niye görüşüyorsun baban dedim. Baban ölmüş müydü? Ölmediydi. Niye arıyorsun? Niye konuşuyorsun dedim. Böyle söyledim. Sen diyor bizim diyor beraber olmamızı istemiyorsun. Ya dedim sen ne demek istiyorsun? Ben ne anlamadım dedim. Sen diyor şimdi annem bana eğer gelirse, kaçıp gelirse babandan annene mal varlığı kalmayacak. Sen de annenden mal varlığı alamayacaksın. Bana bunları söylüyor. Siz hangi ara bunları konuştuğunuzda bana bunları söylüyorsun? Susman için söylüyorlar bunları. Senin, i̇şte ha. Senin susman için, konuşmaman için. İşte bunları nasıl akıl ettiniz? Nasıl bana bunları sunarsın? Aslında başka bir şey var işin altında. Ama niye durup yani, dururken bunu söylüyorsun? Eğer bu bir cinayetse, o bir biz, eğer bu bir zehirlenme ise... Motivasyonla anlatıyor. Evet, evet. İşte bunları söylüyor yani bana. Yani miras hakkından cinayet işleyen kişiler yani, nasıl... Mesela hocam, şöyle deseydi. Hocam buradaki şey şöyle, kamuoyuna da yanlış anlatılıyor bu. Burada bizim parayla, pulla, mirasla bir işimiz yok. Bunu bir aydınlık getirelim. Ben 20 yıllık evliyim daha kayınbabamda ben bir kuruş para almadım. Bunu bir dakika ya. Bu kimse böyle bir şey söylemiyor. Burada bakın, buradaki şey... Tepkiler adam ölüyor, abla. İki ay sonra bana mahkemeden kağıt geliyor. Ne? Şeyde para var. Bankada hesapta ne kadar olduğunu daha iyi bilmiyorum. 100 bin, 150 bin. İmza verin, parayı bölüşelim. Biz red kararı verdik. Evet, aradan 3 ay geçti, mahkemeden, mahkemeden miras şey geldi. Eda Hanım anlatmak istediği veya Eda Hanım'a anlatılmak reklamı istenen o değil. Bunda şimdi, sadece bunun korkutuluyor. Yok yok. Şimdi eğer bir ne kişi, bir mesela kadın... Kocasını zehirleyerek öldürdüğü ortaya çıkarsa miras hakkından mahrum olur. Evet. Miras o diyor ki bu ortaya çıktığı zaman ben mirastan mahrum olunca sen de hayır, benden dolayı herhangi bir hissi onların şeyi o. Hayır hayır öyle kendine demiyor. Göre bir Eda annesinin başka biriyle görüştüğünü yakalayınca o kişiye konuşuyor. Diyor ki niye sen benim annemi arıyorsun? O da diyor ki bak sen bize karışma. Zaten eğer senin annen bana kaçarsa, bak Eda'ya aslında söylediği söz bence çok büyük bir ipucu. İnsan böyle bazen yapacağı şeyi böyle ağzından kaçırır. Eğer diyor annem bana kaçarsa yani babandan boşanırsa senin annen babandan hiç mal varlığı almayacak. Dolayısıyla sen de annenden almayacaksın. Şimdi bunu anlat. Tamam da yani ne alakası var? Şimdi annesinin sevgilisi niye ona öyle bir şey söylesin? Hiç. Tam üstünde saksan hiç yani. Alakası yok. Hiç alakası yok. Yani bu şunu gösteriyor. Demek ki konuşuyorlar onu, aralarında. O sevgilini o kadının evli olduğu adamdan gelecek olan miras konusunda... Bir isteği, bir talebi olduğunu. Zaten şu anda mahkemeye verildik bu miras yüzünden. Şu anda zaten mahkeme duruyor. Ne oldu da mal varlığına düştün? Affedersin. Biz şey istedik, sıra verdik sıra. Hala daha üzerimize dava açılıyor. İlla malı bölelim. Daha 20 gün önce mahkememiz vardı. Önümüzdeki ayda gene mahkeme var. Dur Fuat bir dakika. Mesele o değil. Buradaki mesele bu annenizin bu zehirlenme olayına eğer karıştıysa neden boşanmak istemediğini anlatıyor. Boşansa herhangi bir şekilde bir mal varlığından bir parça alamayacak. Evet. Çıkar yolu bir anlamda bu gibi vaziyetteki kadın için söylemiyorum bunu. Bu durumda hissettirmeden yavaş yavaş öldürüp mala kalmaktır. Planlama bu. Zaten ona devamlı söyleriz. Planın projesi bu. Hepsi bu. Adam ölsün. Şimdi Ayşe Armağan nereden tanışmış diye ben de düşünüyordum. Biz o zaman... Vallahi hangi devrede kızların gördüğü kişiyle konuştuğumuzdan ben çok emin olamadım. Ama sanırım bu da tam böyle ölme aşamasındaki kişi. İnternetten tanışmış. Bak ben onu da gördüm. Size diyordum ya nasıl internetten tanışılır, nasıl internette tanışılmaz diye. Tabii tanışılmıyor. Sen oradaki ayarını
Bir ayarı var bunun. Size de soruyorum, anlatmıyorsunuz. Geçen gün kurcaladım buldum. Eğer sen açarsan işte orada bir ayar var mesela. Yani Instagram'da en azından oradakine baktım. O zaman insanlar seni görüyorlar. Sen insanları görüyorsun. İnsanların sana attığı mesajı da kabul edebiliyorsun. Ama o kapalıya getirirsen onu, kimse sana mesaj falan da atamıyor. Kimse sana istekte de bulunamıyormuş. Nasıl atıyor? Kapattın, kapat şeyi. Diyor ki mesela seni göremez. Göremiyor bile beni. Beni nereden bana mesaj atacak? Sınırlama. Sen eğer bunu böyle herkese açarsan, o zaman senin oraya fotoğrafını da koyarsan, arayanlar da olursa... O bir genele açık hale geliyor. Bir de sınırlı hali var. Tamam, mesaj da atarsa, ben eğer istersem o mesaj bana gelebiliyor. Tamam, 4-3-2. Evet, ve Ayşe Arman'ın internet aracılığıyla tanıştığı kişi de bizimle konuştu. Bir onu da izleyelim. Ayşe Hanım'ın eşi Sezai Bey ölmeden önce sosyal medyadan biriyle tanıştığı ve gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilmişti. Haber ekibimiz o kişiyle bir araya geldi, iddiaları sordu. Ayşe Harman'la ne zaman, nasıl tanıştınız? 5-6 ay falan oldu, 5-6 ay önce. İnternet ortamında tanıştım, sosyal medyada. Telefonlaştık, 43 yaşındayım dedi, çalışıyorum dedi, evliyim dedi, eşimden de ayrılmak noktasındayız dedi, eşimden ayrılacağım dedi. Denizli'ye kendisi bir kasyaver geldi. Görüştük, yemek yedik, çay içtik, kafeteryalarda şeylerde olduk. Apartta kaldık, bir gün kalıyordu ve gidiyordu, dönüyordu. Ayşe Hanım'ın evine hiç gittiniz mi? Hayır, hiç gitmedim. Bilmiyorum ki nerede yaşıyor. Sadece Manisa'da yaşıyorum dedi. Tek olduğum için, aile annemle yaşadığım için, hayvanlarım olduğum için gitmek işitmedim, duymadım yani hiç. Siz ne iş yapıyorsunuz? Çiftçiyim ben kendim. Tarım üzerine bizim. Tarımda ilaçlamayı, ağaç ilaçlandırmasını falan da siz mi yapıyorsunuz? Öyle bir şeyimiz yok bizim. Arpa buğday ekiyoruz biz. Bunun ilaçlaması olmuyor mu? Sadece kurt ilacı atıyoruz biz. Ayşe Hanım hep ben geliyorum, biraz da sen gel falan demiyor muydu? Bir iki sefer söyledi. Ben de şey yapmadım. Ana işlerim var, şeylerim var falan dedim. Ayşe Hanım'la mesajlaşırken ya da telefonla konuştuğunuz zaman eşine hiç yakalanmadınız mı? Yakalanmadım. Hiç herhangi bir eşinle bir karşılaşmadık, yakalanmadım. Hani telefonda yani. Eda yakalamış bunu, kızı. Telefonlarımızı, mesajlaşmışız, yakalaşmış. Beni aradı. İşte dedi, babam dedi, sizin yüzünden öldü dedi bana. Ben de dedim ki, ben herhangi bir şeyim yok. Sadece telefonu konuşuyoruz dedim. Ayşe Harman'ı aradım. Dedim ki, böyle böyle diyor bu kızım dedim. O da dedi ki bana, kalp krizinden öldü dedi. Mal var mirastan dedi, men etmek istiyorlar dedi. Onun için uğraşıyorlar dedi. Ondan sonra bana mahkemeden kağıt geldi. Şikayetçi olmuşlar. Böyle böyle ifade vermen gerekiyormuş dedi. Ben de gittim, karakola ifade verdim. Ayşe Hanım'la bir ay daha konuştuk. Ondan sonra ben nişanlı işim olunca benim hiçbir şeyim, ilgim yok. O zaman siz eşinin öldüğünden haberiniz olduktan sonra da görüşmeye devam ettiniz. Aynen, ben de ettim ama kalp krizinden öldü dedi bana. Ondan sonra nişanlandım zaten. Görüşme bitti. Telefonla konuştum, bir kasete var ama ondan sonra arama beni bir daha dedim. Sen yoluna, ben yoluma dedim. Peki kabul etti mi hemen? Bu zaten benim evleneceğimi biliyordu. Hani onunla bir şeyim yok ki, benim gönüllü ilişkim olduğumu kendisi de biliyordu. Evlenmeyeceğim diyordum ben sizinle. Vakit geçirmek için beni gidiyordum. Ayşe Hanım da bunu kabul ediyor muydu? Kabul ediyordu. O evlenmek falan istemiyor muydu sizinle? Ya dedi bana bir kasya var dedi. Ben düşünmüyorum dedim. Ben sadece gönül ilişkisi benimki. Müge abla, bu Adem Karlıoğlu değil mi? Vallahi artık kim kimlesi bilmiyorum. İsim vermeden. İsim verdim. Tamam. Ben tanıdım, biliyorum zaten. Senin konuştuğun mu? Evet, bu benim konuştuğum. Aradı beni işte böyle mal... Babanı öldükten sonra da işte... Babam öldükten sonra da aradım ben bunu. Şimdi annemden, babam öldükten sonra telefonları yakalıyorum. Yine bununla konuşuyor. Ben de bunu arıyorum. O zaman söyledim, babamı siz zehirlediniz diye. Bunları siz yaptınız diye. Mal varlığını söyleyen bu kişi miydi sana? Bu kişi. Sana? Bu kişi. Ben biliyorum bu kişi. Muhabirimiz Gizem Gündoğdu Denizli'de. Yanında da bu bahsi geçen kişi var. Günaydın. Tamam, Gizem çıkışıyız. Günaydın. Hı hı. Şimdi Eda Hanım diyor ki, günaydın Eda Hanım diyor ki, işte benim konuştuğum, bana mal bölüşümüyle ilgili konuşan kişi bu kişiydi diyor. Doğru mu? Hayır, ben öyle şöyle mal varlığını, bilgisini hiçbir şekilde Eda Hanım'la konuşmadım. Sadece bana dedi ki Eda Hanım, annemi işte annem, siz, babam dedi sizin yüzünden dedi, böyle böyle dedi bana. Hani öldü dedi. Ben dedim, benimle herhangi bir ilgisi yok dedim.
Eda Hanım'a da sorabilirsiniz. Yani aynı bu şekilde dedim. Hiç mal, ben mal varlığını hiçbir şeyini karıştırmadım. O gün gece yanına geldiğinde niye o zaman annem benim yanımda değil dedim, ben Vanlıyım dedim. Ben bilmiyor muydum senin yanında olduğunu? Aramadım ben seni, ya küfürleri ben saymadın mı? Konuşma demedin mi? Nasıl gönül ilişkisi bak, ya? Ben sana Hanım, baştan ben söylemedim gönül, bak, mi? Beni dinle, beni. Herhangi bir bilgi, ilgim ben yok. Sana ben sana demedim mi? Annem bak, babamın Eda Hanım, yanında. Bu cep telefonu, babamın telefonla da görüşüyordu. Bu babamın telefonu. Sen ne yapıyorsunuz demedin mi? Biz annenle birbirimizi arıyoruz. Hatta sordum. Annem mi seni arıyor? Sen mi annemi arıyorsun dedim. Önce annem bile dedi, ondan sonra dedin ki ne değiştirdin? Evet. Biz birbirimizi arıyoruz dedin. Dedi mi demedin mi? Evet arıyorum. Ben arkadaş olarak konuştum. Ha, ondan sonra bir şey daha konuştum. Yakaladım. Meyhanede içmiş. Oh. Yanımda da sen olsan. O da diyor benim erkeğim yanında bir bayan hatun lazım diye mesajları da yakaladım ben sizin ya. Yakalamadın mı? Bayramın birinci günü konuşmuşsunuz. Bak, babam saniye, bayramdan önce öldü. Ya 15 gün bile bir ay varmadı. Bilmiyorum sizin annem makyaj yapmış. Fotoğraflarını yakaladım. Konuştunuz mu konuşmadınız mı görüntülü? Ben görüntülü konuştum konuşmadım değil ama ben sosyal medyada tanıştım. Benim gönül ilişkim. Gönül ilişkinden sonra bir ya bağlantım yok. Ya sen kadın kork. Ben Eda, diyorum sana kocasının yanında diyorum. Sana gönül eşimle ilişkisi ne demek yani? Gönül ilişkisi bak, ne saniye, demek? Ben seni eşimle bir dakika, konuşurum ya, bir dakika Eda. Ben bekar olduğum için. Hı. Müge Hanım evet, ben bekar olduğum için. Hı. Ben telefon, internet ortamında tanıştım. Hı. Ben vakit geçirmek için Ayşe Hanım'a da söyledim. Tamam herkes bekar, herkes ben konuşuyor yani. Ne demek şey, yani ben yok, bekardım gönül ilişkisi ne demek yani? Ya vakit geçirmek için Müge Hanım bekar olduğum sen için. Sen de çiftçiymişsin sen dakika, veren bir dakika, o zaman. Dur Eda ya. Bir tane gönül ilişkisi var bir de ne var yani? Herhangi bir şey yok. Bağım yok yani. Bağın yok. Bağın yok ama adam ölürken evet, sen bu kadınla işte gönül ilişkisi içindesin. Yani adam ölürken görüştüğü, ama bak, hastanede konuştuğu, gelme bak, dediği kişi sensin. Ben sadece telefonla konuştum. Bir kasiyerde Denizli'ye geldi. Tamam. Daha ondan ne olacak? Beri başka bir şey olmadı. Daha ne olacak? Ne olacak? Ha, başka bir şeyim yok yani bir bağlantım yok. Hayır daha ne olabilir yani? İstersen Ayşe Hanım'a da konuşun, sorun. Ayşe Hanım'a da sorabilirsiniz. Benimle bir herhangi bir abla, kayıtlarıma da telefonlarımda bakılsın, görülsün. Tamam ama hastanedeyken burası kalabalık, gelme dediği kişi de sensin. Hayır, hayır, hayır. Ben hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. O hiç duymadım. Kendisinden, Ayşe Hanım'la kendisinden de duymadım. Ama Ayşe Hanım'ın kocası öldükten sonra sen onunla konuşmaya devam ediyorsan telefonlarına işte bakıyorlar. Yine sen çıkıyorsun. Hastanedeyken de konuştuğu sensin. Ölürken de konuştuğu bak, sensin. Müge Hanım bir şey sorabilir miyim? Müge Hanım bir şey sorabilir miyim? Efendim. Ben internette sosyal medyada bununla eşimden ayrı diye tanıştım. Ne diye tanıştın? Ben kusura bakma da yani ben ne yaşınız bir uygun ne başınız uygun ne diye tanışıyorsun? Sen şimdi ne vesileyle tanışıyorsun? Tamam tanışıyorsun da insan bir bakar karşısına gene bana uygun mu diye. Ben öylesine şey gönül ilişkisi için ben kendisi de biliyor Ayşe Hanım. Ya sen kaç yaşındasın çocuğum? Benim herhangi bir... Kaç yaşındasın sen? 36 yaşındayım. Ya sen 36'sın. 37'im 36-37 yaşındayım. Evlendin evet, mi daha önce? Hayır hiç evlenmedim. Bunlardan dolayı sen demek kimse sana varmadı. Şimdi nişanlandın mı? Evet. Nişanını nereden ben buldun? Spirinize de gösterdim. Nişanını nereden buldun? Hayır. Severek görücü usulü. Sonra tamam baktın sen bu kadın da evli. Senden de yine arasında yine 10 yaş fark var. Tamam ben Müge Hanım ben sadece dediğim gibi internette sosyal medyada tanıştım. İşte konuştuk. Sadece bundan sonra benimle herhangi bir ilgisi yok bunun. Peki eşinin ölümüyle ilgili ne anlattı sana? Eşinin ölümüne hiç bana hiç bilgi anlatmadı. Bana sadece ben eşinin öldüğünü kızı Eda'dan öğrendim.
Nasıl yani? Konuşurken benim kocam öldü, ben şimdi cenazedeyim, hastanedeyim, hiçbir şey demedi mi? Hayır hayır, bana hiç öyle bir şey söylemedi bana Ayşe Hanım. Hiçbir şey söylemedi. Diyemez ki, cenazede de yoktu, hastanede evet. de yoktu. Kocasının öldüğünü sen kızından mı öğrendin? Evet, kızından öğrendim Mükan. Sonra Ayşe'ye dönüp demedin mi kocan ölmüş, niye bana söylemedin diye? Ha, dedim ben de dedim, ölmüş, kalp kız geçirmiş, ölmüş dedi bana. Ne dedin, başın sağ olsun mu dedin sen de? Ayrı yaşıyor deyince, ayrı yaşıyor deyince, ayrı yaşıyor deyince ben hani üstelemedim yani. Ya eşim seni babam ölmeden önce aradı, söylemedi mi? Bu kadın kanser hastası, bir ay sonraya çıkacağı belli değil demedi mi sana? Sen, biz bunun Manisalı olduğunu biliyorduk senin. Onlarla ilgilen bu kadında ne işin var demedi mi eşim sana? Manisa'da diye bildik. Eşim de öyle demedi mi sana, aradı da bu kadın kanser hastası diye? Hayır hayır. Ben yalan söyleme. Hiç. Bak yalan söyleme. Ben annenle gönül ilişki yaşadığından beri ben hiçbir Manisa'ya gidip gelmişliğim yok. Ya biz seni öyle diye biliyoruz. Tamam, Ankara'da ol, nerede olursan ol. Eşim seni aradı, bu kocasının yanında kanser hastası, bir ay sonra çıkacağı belli değil dedi mi demedi mi? Kimin çıkacağı yoktu, Ayşe'nin mi? Ayşe annem kanser hastası kandırıyor. Sen kanser bu kadınla ne yapıyorsun? Hani bu kadın bir ay sonra çıkacağı çıkmayacağı belli de siz ne yapıyorsunuz dedi. Ya sen de cevap verdin o zaman. Tamam abi, tamam abi, tamam abi. Benim bir şeyim yok abi. Tamam dedim, ondan sonra konuşmadım. Sen yalan söyleme be. Bir şey de sordum. Babam öldükten sonra bile yakaladım ben sizi ya. Bıraksanız yemin ederim, bırakırdın. Bak, yemin ederim benim Ayşe Hanım'la gönül ilişkimden başka hiçbir şey... Yani ne demek gönül ilişkisi, ben onu anlamadım yani işte. Gönül ilişkisi zaten insan işte sevdiği kişiyle gönül ilişkisi yaşar. Yani burada gönlümü mü eğlendiriyorum demek için çalışıyorsun. Sen gönlümü eğlendirdin mi demeye çalışıyorsun. Benim amacım aynen ben gönül için. Ben herhangi bir şeyim yok. Ne kadar terbiyesiz bir adamsın. Ciddi düşünmüyordum. Mirası niye? Efendim, mirası niye peki? Mirası söyledim. Niye Eda üzerinden yıkılmaz, alınmaz bu mevzuya girdin? Madem gönül ilişkisi yaşıyorsun, mirasla işin nece? İşte bu, sen de çiftçisin, zehri verdin, malları paylaşalım. Sen de yemek istedin. Ondan sonra mirasla tarafına ben adını verince miras konusunda garip, konuşmadım. Ondan mirasla sonra çekildim ben kenara. Yok. Ondan sonra karakol da gelince seni şeye, ondan sonra korktun. Önce mal varlığını yiyecektiniz. Sen verdin belki zehri. Annem, babam, öldüğünde bile hayır. Seninle konuşuyordu. Babam öldüğünde bile, öldükten sonra daha seninle konuşuyordu. Ben oraya vardım. Bir hafta yoldu. Yo, öyle olmadı. Öleli yine sen aradın. Ben ne yaptım? Gittim karakola verdim. Telefonları, hatları yaktığını tamam, söyledi. Tamam, karakola verdiniz. Belki o hattın içinde zehirleyecekleriniz yazıyordu. Onlar attı sobanın içine. Sen verdin ona zehir. Çıkacağım ya ama. Benim hattım zaten... Bak herkesi bir ay göndereceğim. Çıksın, benim telefonum zaten... Telefonum zaten, benim telefonum tanıştığımızdan şehrimizde dokümanlarda çıkacak. Bunlar her şeyler çıkacak. Çıktı zaten. Hepsi karakolda. Ya hepsi ilişki, burada ilişki, çıktı. İlişki. Benle ilişkiden başka bir şey yok ki. Gönül ya ilişkisi. Ne ilişkisi ya? Planladınız. Ben alıyorum elime telefonu. Yarın buluşalım mı? Ben de nerede buluşalım diyorum. Beni arıyor. Söylemiyor. Bana da söylemiyor. Hayır. Nerede buluşalım diyorum. Nasıl yapalım? Ben nasıl geleyim? Ne konuştuklarını bilmiyorum ki. Yazıyorum abine. Anladın. Ondan sonra arıyor. Ondan sonra ben eşime verdim. Gece saatlerinde bile arıyordun. Annemle konuşuyorsun demek ki evde. Baban da bunları duyuyordu demek ki, bu hale geldi. Eşime verdim. Eşim de söyledi. Bir ay kanser hastası bu dedi. Sizin ne işiniz var? Siz ne yapıyorsunuz? Demedim sana. Kanser hastası mı, gerçekten çok merak ediyorum yani. Demedi mi? Ha? Bir iki gibi aramadın beni, mı? Kanser hastasıyım diye herhangi bana bir şey demedi Ayşe Hanım. Biz tedaviye gidiyor diye biliyorduk o gün. E o zaman sana tedaviye diye sana geliyordu demek ki, sen de kaldık falan diyorsun. İşte. Bunlar da annem kanser diye üzülüyorlar. Göğsüne o takıldıktan sonra doktor demiş, ya bir ay sonra geri geldi. Ben herhangi bir ondan şey yok ki. Ondan sonra ben 3 gün sonra bir gittim. Bir nefes al da bak, adam da bir şey anlatsın. Sinir oluyorum Müge abla. He. Sen kanser olduğunu biliyor muydun? Müge Hanım. Efendim. Hayır, bilmiyordum. Ben bunu... Sen bilmiyordum. Ne yaptın? O zaman bu sana biraz para verdi. Bana verdi. Bir şeydi senin gönül ilişkisi dediğin o. Para verdi sana.
Ondan sonra aynen. Dedik benim kocam... Ben aynen. Para vermedi bana herhangi böyle bir şey. Aynen. Sen aynen. Para aldın ondan. O da böyle dedi ki şey... benim kocamın böyle burada tarlası var, bağı var, bahçesi var. Sen de görüştün. Ben gönül ilişkisi, benim herhangi bir şeyim yok. Bak gönül ilişkisi deyip beni çıldırtma. Gönül ilişkisi dediğin güzel bir şey. Bu gönlünü eğlendirip gününü gün etme. Güzel Hanım, ben sosyal medyada flört ederek gönül eğlendirmek için. Canım sosyal medyada flörtün de. Benim herhangi bir şeyim yok. Ya iyi de sosyal medyada flört ederken insan bir yaşına başına medeni durumuna uygun birini bulmaz mı yani? Ya ben öyle bir şey düşünmedim. Ha, yani öyle çok da zaten yakışıklı bir adam da değilsin ama. Söyledim büyük ben yani. Büyük abla buna zaten yüzüne vurdu. Şey. Tipine bak önce dedim sen tipine bak dedi. Küfürler etti. Bana bir şey gönül demedi. Gönül ilişkisiz. Tipine bak önce sen bir tipine. Sen şimdi... Nişanlından kız da ayrılsın senden. Sesleniyorum burada. Sen ne biçim insansın ya? Siz yaptınız, sen yaptın, çıkacak. Nişanlanan kıza da sen... Nişanlı var mı Allah hele şükür, ki? Hiçbir şeyine, hele ki bir nişanlı var yok. Mı? Tipsiz. Yok Allah şükür yok. Nişanlı yok işte yalancı. Benim yok Allah. Senin nişanlın da mı yok? Demin var dedi. Var. Senin nişanlın var mı yok mu? Müge Hanım spikerim. Nişan fotoğraflarında gördüm ben Müge Hanım var nişanlısı. Kaç yaşındaymış nişanlısı? Ben de yaşa taktım bu ara. Kaç yaşında? 50 yaşındadır o da. 28 yaşlarında. Kıza da üzülüyorum şimdi ya. Kıza da üzülüyorum şimdi. Şimdi bakın kızın beyefendi. Haberi yok bu durumlardan. Olacak işte görsün beni ATV yazsın görsün bilgisinden. Şimdi bakın. Şimdi siz bu kişiyle diyorsunuz ki ben internet vasıtasıyla tanıştım. Şimdi Ayşe Hanım'la sizin aslında hiçbir konuda bir uyumunuz evet. Yok. Ben de diyorum ki siz bu hanımefendiyle görüşürken hangi menfaat karşılığında görüştünüz? Siz mi bir şeyde bir teklifte bulundunuz o mu size bir teklifte bulundu? Bunu sormamın sebebi şu. Sizle görüşürken bu adam hayatını kaybediyor. Kesinlikle bana bir herhangi bir... Tamam ve eğer iddialar doğruysa... Kesinlikle bana herhangi bir şey teklifte bulunmadı. Ve eğer zehirlenerek gerçekten öldürüldüyse ve o sırada da sizinle görüşüyorsa o zaman bu ailenin sizin de bu işin içinde olduğunuza dair duyduğu kuşkularda haklı olduklarını düşünürüz. Çünkü sizinle görüşüyor, adam da zehirlenerek yer arıyorsa... İnsanın aklına başka bir yani şey gelmez. Yani insanın aklına başka ne gelir? Müge Hanım herhangi benim öyle bir... Hani böyle şeyim yok yani benim... Ben siz de çiftçisiniz böyle zehirle falan... zehir demeyeyim de ne diyeyim? Tarım ilaçlarıyla ilgileniyor musunuz? Çiftçilerin hepsi ilgileniyor mu galiba? Hayır ilgilenmiyorum. Niye? Sizin ne oluyor ektiğiniz şeylere hani hiç ilaç sıkmıyor musunuz? Biz arpa buğday ekiyoruz abla. Tamam. Onlara bir şey sıkılmıyor mu? Atılmıyor mu ilaç? Atılır. Atılıyor. Ekilirken atılır. Başka atılmıyor ki bizde. Anladım. Geri kalanı da evde kalıyor yani. Öldü zaten. Önce verdi. Yani hiç size Ayşe Hanım zehirden... Hayır bizde... Hiç size Ayşe Hanım böyle bu tarım ilaçlarından falan bahsetti mi? Hiç bana öyle bir şey bahsetmedi. Ne konuşuyordunuz bütün gün ya? Siz sürekli konuşuyormuşsunuz. O sırada adam yaşıyor, adam da evde. Ben şimdi bilmiyorum. Evet, arkadaş olarak konuştum. Ben Müge abla, ben ameliyat oldum. Annem ya. Yanımdaydı. Fısır fısır sabaha kadar konuşuluyor. Babam bunu duymayacak mı? Bu kadar da mı saf bu adam? Yani bu ve eşinin de sizin attığınız mesajı gördüğü iddia ediliyor çünkü. Eğer sizin attığınız mesajı gördüyse o zaman bu boşanma şey davasında o zaman işte boşanılacaktı. Boşanılırsa da Ayşe Hanım'a hiçbir şey kalmayacaktı. Bana öyle hiç herhangi bir mirasından herhangi bir şeyden bahsetmedi. Ya git ya yalan söyleme ya. Ben nereden bileceğim o zaman öyle deme. Ben senin söylemediklerini söylüyor mu burada? Söylediklerini söylüyorum. Annem bana kaçarsa falan demişsin. Hayır kesinlikle. Annem hatta bir gün dedi Müge abla. Ben gidersem ne yaparsınız dedi. Ben gidersem ne yaparsınız dedi. Bizim fikrimizi sordu. Anne sen ne yapıyorsun dedim ya.
dedi bu, kaçalım dediler de o, ondan sonra oldu bu. Ondan sonra planı değiştirdiler, plan buna geldi. Yalan söyle, sen de çiftçisin. Zehirlerden, her şeyden anlarsın. Çiftçilere sor. Herkes zehirin ne olduğunu anlıyor. Sen araştırdın. Annem araştırsa zehircilere sorsaydı bulunacaktı. Sen gittin, kim bilir nereden buldun, geldin. Verdin anneme. Buluşmayacağız mı? Nerede buluşalım? Orada buluşalım. Hani nereye geleyim diyorum. Nerede buluşalım? Söylemiyor. Kim diyor? Bu. Mesajlardan. Ben aldım telefonu. Buluşalım diyor. Nerede buluşalım diyorum ben. Annesi ben buluştukları yeri bilmiyorum ya. Nerede buluşalım diyorum. Şaka yapıyorsun ya. Sen benimle alay mı ediyorsun? Ha biri ağrıyor. Ağrama diyor. Müsait değilim. Nerede buluşacağız? Sen annenin kılığına girerek mi yazıştın? Evet. Evet, evet. Ben evet, telefonu hocam. Aldım. Nerede buluşacağız diyorum. Hani ya. O da şaka yapıyorsun diyor. Hani bilmiyor musun sen bizim buluştuğumuz yeri diyor. Ben de diyorum şu an müsait var. Kafam yerinde değil. Nerede buluşacağız? Arıyor devamlı, söylemiyor buluşacakları yeri. Kafede mi buluşacağız, nerede buluşacağız diyorum. Hmm. Sen o aynı yeri ta hani bildikleri için biliyorsun demesine getiriyor, söylemiyor. Bunları yaşadın mı? Yazmadım mı ben sana böyle? Hayır. Annem, sen hastaneye geldin değil mi oraya? Annemin ayağı kırıldı, bak beni dinle. Annemin ayağı kırıldı, yanına refakatçi istemedi. Gelmeyin dedi, gelmeyin. Ondan sonra ben annem gibi 2-3 gün sonra ayağını gidiyorum. Hiç, evde telefon buluyorum. Hiç haberim yok ki benim, hiç bana bir şey bahsetmedi ki. Çekinmiş. Sen getirdin o telefonu oraya. Çünkü annemin ben elinden o telefonu almıştım. Hayır, sana bir yerden hayır, haber gönderdi. Hatta hayır, telefonun şeyini de veririm, markasını da veririm. Telefonun markasını da veririm. Buldum ben, iki tane fotoğraf çıktı kesinlikle hastanede böyle. Kesinlikle ben telefon böyle bir şey niye istemedin? Bu fotoğraf... Bu adam dedim, bu hastaneye geldi dedim bak. Bu adam bu hastaneye geldi. Niye istemedin? Sen işin kamera içine, kayıtlara baksın. Bak sonra beni... jandarma falan girince, ifadeler alınınca cep telefonu şeylerinden sen kendini çektin geriye. Evet öyle oldu. Yaptı yaptı. Evet. Sıkışınca çekildi. Değil mi? Evet. Diyor. Evet diyor. Hayır ben bir de nişanlanınca ayrıldım. Ben bilgim, bağım yok. Nişanlanınca değil. Adamı öldürdükten sonra, benim jandarma depelen bittikten sonra bir şeyim yok. İfade... Hayır, hayır. Kesinlikle benim hiçbir şeyine bir ilgim yok. Ya beyefendi siz az önce kendinizde apartta kaldık falan diye anlatmadınız mı yani? Tamam apartta kaldık ama biz gönül ilişkisi benim. Onunla bir şeyim olmadı ki. Burada Denizli'ye geldi. Ben Manisa'ya falan gitmedim. Kaç defa hiç... geldi? Onu say. Kaç defa geldi? 3 sefer geldi. Ya yalan söyleme. Ha biri buluşalım mı buluşalım mı diyen adam düz yere. Nerede buluşacağınızı biliyorsun. 3 defa gelmiş. Senin ben Ahmetli'ye gelmediğini nereden bileyim? Manisa'ya gitmediğini orada. Hayır, Manisa'ya ben hiç gelmedim. Tanıyor, orada her zaman buluştuğunuzu nereden bileyim? Annem dedi. Bir ay sonra dedi. Benim dedi şeyim var dedi. Bir kontrole gideceğim dedi. Ben 2-3 gün sonra gittim. Eda dedi beni perşembe günü gideceğim ben dedi. Anne dedim ne oluyor dedim. Hani bir ay sonraydı dedim. Aa dedi beni çağırdılar dedi. Ben dedi perşembe günü gideceğim dedi. Gitti bir gece kaldı. Abamı arıyorum. Abla annem senin yanında mı? Değil. Fatih Menger'in kızı var orada. Geldi senin yanına demek ki işte. Aradım ben bunu. Ondan sonra annemi itiraf et. Babana söyleme ben yarın geleceğim. Eşime gittim. Eşim dedi nasıl, ki nasıl annen ne dedi itiraf et? Babana söyleme dedi. Ben yarın geleceğim dedi. Babama diyorum, baba gözlerini aç diyorum bak gözlerini. Yumma iki gözlerini dedim, aç. Ben ağlıyor ağlıyor eve geldim, eşime anlattım. Dedim ki ne bak annem... Baban ne dedi sen böyle söyleyince? Ya diyor o kanser hastası yapmaz dedi. Beni bir daha hasret etme kızım, baban kimin yanında dedi. Ben de söyleyemedim, ben dedi bir şey söylersen dedi ben temelli ölürüm dedi. Kanser hastası bir şey yapmaz o dedi. Baba gözünü aç diye bağırdım. Geldim eve eşime söyledim. Onun, ben kendi Erdem'in haberi yokmuş gibi davrandım. Anne dedim bak dedim ben dedim Erdem'i göndereyim. Erdem'in haberi yok dedim önce. Sen neredesin öyle böyle söyledi. Bak dedim ben Erdem'i göndereyim. İstiyorsan dedim getireyim seni. Aa ben yarın geleceğim. Ben Yuganlı. Yarın geleceğim. Yarın çıktı geldi. Yuganlı. Ben ondan sonra telefonunu aldım elinden. Bunların fotoğraflarını gördüm. Fotoğrafları nasıl? Sarılmışlar böyle saçı açık. Şöyle V yaka. Eşim de sildi. Hatta o telefonu da sattırdım. Götür şu telefonu dedim. Geçen sene Ekim'in 10'u ile 13'ü arası ödemişte otelde beraber kaldınız değil mi? 3 gün 4 gün boyunca.
Ha, onu da anlatayım. Hayır, ben hayır, hayır. Bak, dürüst olalım. Afyon'a senden olalım. Gitti değil mi? Kesinlikle Afyon'a. Bak, benim bak, kesinlikle ben Ekim'de falanla hiç tanışmadım. Ben dedim 7-8 ay önce tanıştım internet ortamında. Anneme diyor, herhangi annem bir, gitti. Herhangi bir İzmir'e orada burada madem... Bak, beni dinle. Herhangi bir yere bir gitmedim onunla. Peki bir şey soracağım. Bu sizi jandarma çağırdı bu cinayetle ilgili. İfadenizi aldı. Daha sonra siz Ayşe evet. Hanım'ı aradınız mı? Aradım. Ne konuştunuz? Ya dedim böyle dedim. O da dedi oh, ki bana şunu söyledi. Adam, tek dur, böyle söyledi. Böyle değil. Ayşe. Bir dakika. Ne dediniz? Ne dediniz? Açtınız ve ne söylediniz? Bak bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Böyleyi açabilir misiniz? Ne dediniz? Bana dedi ki, ben de dedim ki böyle bana kağıt geldi. Bu şey karakoldan çağırdılar. Siz de böyle şüpheli sıfatında bir beni çağırdılar karakola. Ben de ifade verdim. Benim herhangi bir ilgim, bir şeyim yoktur diye. Ayşe Hanım'a söyledim tekrar. Ayşe Hanım'a dedim ki benim hakkımda bu şeyler var dedim. O da bana dedi ki şunu söyledi. Senle bir ilgisi yok dedi. Kiminle ilgisi varmış? Siz zehirlenmeyi görünce mesela yeni öğrendiniz ya. Evet yeni öğrendi. Öğrenince benimle ilgisi yok. Sadece kalp krizinden öldü dedi bana. Zehirlenme diyorlar demediniz mi? Ben zehirlenme diyorum dedim. Onlar öyle diyordu dedi. Doktorlar öyle diyor dedi. Kalp krizinden öldü dedi bana. Sadece bunu dedi. Niye zehir çıkmış o zaman? Doktorlar mı daha iyi bilecekmiş, o mu daha iyi bilecekmiş? Bilmiyorum. Bana Ayşe Hanım öyle dedi. Beyefendi siz bilgi alma şeklinde çağrılmıyorsunuz. Siz şüpheli sıfatıyla oraya çağrılıyorsunuz. Yani bu şu demek. Benim size sorduğum tamam, soruyu tamam, soruyorlar. Ben diyorum ki... Bu adam... Öldürüldü, yani öldüğü zaman artık öldürüldü mü o ortaya çıkacak. O zaman sen bu kadınla beraberdin. Çıkacak inşallah. Tamam ve bu adamın ölümü şüpheli. Eğer bu adam çıkacak, öldürüldüyse. Çıkacak Allah izniyle çıkacak. Bu adam öldürüldüyse senin de içinde olduğun düşünüldüğü için senin ifaden alınıyor. Eğer bu konulardan hiç habersizsen. Hayır benim gönül ilişkimle herhangi bir şeyim bununla herhangi bu kişinin insanla bir şeyim yok. Tamam. Senin de bu yok. Seni de jandarma çağırdı. Gittin böyle bir şeyle karşılaştın. Ayşe'yi aradın ne dedin? Dediğim gibi işte bunu konuştum. Ayşe telefonda ne oluyor konuştum. Demedin mi? Beni jandarmadan karakoldan verdiler çağırdılar dedim. İfademi verdim dedim. Ondan sonra 15-20 gün sonra da konuştuk. Ondan geri nişan olayları oldu. Ondan geri ben... Neden 15-20 günü bekliyorsun? Kestim. Niye hesap sormadın 15-20 günü bekliyorsun? İlerlemelerini söyledi değil mi sana? Şunu yapıyorum ya dedi, diye. Orada kendi yaptığı hayır, o ilerlemeleri bana, söylüyor. 20 gün sonra malı bölüşelim diye adam. Hiçbir şey söylemedi Ayşe Hanım. Biz de bölüşmeyince bıraktı gitti. Kesinlikle bana... Yalan söyleme ya. Bana kesin... Malı bana biz kesinlikle de bölüşmeyince miras, bıraktı bak, gitti. Bana kesinlikle... Malı bölüşelim meselesini duydun mu? Kesin mirasla ilgili bana herhangi hiçbir bana şey söylemedi. Bana söyledi hani annenden hak alamayacaksın kesinlikle bana falan diye. Ölüm, İyi de beyefendi yani siz de bana kesinlikle bir şey söylemedi. 36 yaşında mı dediniz? 36 yaşına kadar durdunuz evet. Durdunuz da bu Sezai Bey ölüp jandarma sizi çağırdıktan 20 gün sonra mı nişanlandınız? Bu nasıl bir tesadüf yani? Birden kısmetiniz yok, mi açıldı? Öyle denk geldi. Öyle denk geldi. Gelmemiş 36 yıldır hiç denk. Jandarma sizi çağırmış bu kadınla görüşüyor musunuz? Hemen denk geldi 20 gün sonra nişan taktın. Yok hayır. Nasıl hayır? Demin öyle anlattın ya. Beni jandarma çağırdı. Ben nişanlandım de. Yani. Tamam, jandarma beni çağırdı. Ben yine Ayşe'yle 15-20 gün görüşmeye devam ediyorum. Sizin muhabbetinizi gösterdim. Hangi ay? Nişanlınızla ne zaman tanıştınız? Nişanlanmadan işte nişanlanmadan mesela bir ay önce falan tanıştık. Ağustos'ta mı? Ağustos'ta oluyor. Yani gidip gelmeler oldu aile aralarında. Öyle arayla konuştuk. O aralarında nişanlandık. Tamam, jandarma sizi ne zaman ifadeye çağırdı? Eylül'de. Yani ne zaman nişanlandınız? Nişan tarihi ne zaman? İfadeden ne kadar sonra nişanlandınız? Vallahi ifadeden bunu bakmamız lazım birazdan ya. İnsan ama olmuyor bir dakika. Dur. Tamam. On dedi uymuyor ki. Dur be kızım. Bir tamam. Saniye. İnsan nişanlılık tarihini unutur mu hocam? Yusuf atlayacağınız hocam. Bir saniye. Neyse inşallah nişanlın.
şu anda baban izlememiş olsun da. Eylül'de çağırdılar diyor. Çok ay, ay ben adını verdim. Tamam, baştan yazlar, verdim adını. Dur be ya. Dur Eda. Ay Eda. Ben çok bağırınca benim aklım almıyor diyorum size ya. Ben sakin sesle konuşuyorum. Nişanlanmak tarihi unutulmaz oğlum. Unuttum hala arıyor musun? Söylüyorum. 9 Eylül 2019. İfadeyi de ne zaman verdin? Canım hemen. İfaden de elimde. Hemen bakıyorum. 10 Eylül 2019. Sende kaç nişanlanma tarihi? 2019. He? 9 Eylül 2019 tekrardan. Nişanlanma. Abi nişanlan. Bir gün önce. Bak. 9 Eylül 2019. Bir gün önce. Sen de 10 Eylül'de de ifade vermişsin. Hani o zaman konuşuyorduk dedin. Evet. Az önce dedin ki bu ifadeyi verdikten sonra da 15-20 gün yine konuşmaya. Ondan sonra bak konuştum ondan sonra benim intibatım kesti. Arkadaşım sen ne diyorsun ya? Neyin kafasındasın? Tamam, ben tamam, anlamadım nişanlı, yani. Nişanlı olduktan geri 15-20 gün sonra irtibatımı kestim. Ha yani nişanlandıktan sonra da siz konuşmaya devam ettiniz. Sonra irtibatınızı kestiniz. Aynen aynen. Öyle söylüyor evet. Aynen. Peki şunu soracağım ben tekrar sonra çok önemsiyorum. İnsan, annem kızıyor kötü bir şey söylemeyeceğim. İnsan. Nişanlık tarihini unutur, evraklardan mı bakar ya? Nişanlanırken kendinden 10 yaş büyük kadınla konuşmaya, görüşmeye devam edersen. Ne attın bana? Fotoğraf mı attın? Nişan fotoğrafı. Evet Müge Hanım. Bakayım. Nişanlının senin ilk nişanı mı? Evet. Daha önce evlenmiş mi hiç? Hiç evlenmemiş. Benim aklıma yatmayan çok şey varmış işte ya. Evet. Yatmadı benim aklıma. Bu söylenenlerin de anlatılanların da hiçbiri akla yatmıyor. Yok. Hı? İşte ben de yok canım diyorum ama bilemedim yani. Bu yaşlı bir kadın. Ağzında bakmasın. Yani şeyden ya da o 37 yaşındayım dedi bu 37'den fazla gösteriyor. 18 falan. 28 diyor ama 28 değil 28 yani. Yaşında mı yani nişanınız? Evet. Evet. Peki 28 gibi değil beyefendi bu. Bu resimde gözüken. Yani ya sizin bu nişanınız gerçek mi yani? Gerçek bir nişan mı bu? Ben onu merak ediyorum. Evet gerçek. Evleniyorsunuz gerçek. Yani. Ne zaman evleniyorsunuz? Hayır. Evet evet gerçek. Evet. Nişanlığın devam ediyor mu delikanlı? Halen devam ediyor mu nişanlığın? Devam ediyor. Parmağında evet. Yüzüğün var mı? Evet devam ediyor. Parmağında yüzüğün var mı? Bakayım yok. Yüzük şu an yok. Yanımda yok yani çalıştığım için. Hani şey işlerinde çalıştığım için, tarım işlerinde, hayvan işlerinde yaptığım için batmasın diye şu an takmadım. Evet. Vallahi beyler yüzüklerinizi takın vallahi. Hiç iyi bir izlenim çıkacak, doğurmuyor işte bu. Sen senin duruyor mu parmağında izin? Bak duruyor aferin. Bak benim çocuğuma aferin. Benim yakışıklı kameramanım hiç çıkartmaz yüzüğünü parmağından. Aferin. Tabii çıkarılmaz. Nişan ve nikah yüzükleri çıkarılmaz efendim. Kural budur. Bakayım seninkini hocam. Sende de duruyor mu sende? Saklıyor mu? Sende yok. Yok. Hep her şeyi Rami Bey'in üzerine atıyorsun. Bak sende var kardeşim. Bende de var. Bende hem söz var hem nişan var. Bende ikisi de duruyor. Sen neyse. Orada burada da sen sınıfta kaldın. Neyse bugünün en temizi ben oldum. Oh çok şükür. Ben nişan yüzüğü hiç takmadım. Hiç takmadım. Zavallı Aydan ablacığım. Zaten çok seviyorum Aydan ablamı. Biz de çok seviyoruz. Bak şimdi buna diyecek bir şey bulamadım. Neyse. Efendim iki tane kaybım var. Oğlu Hamit Albayrak kayıp. 9 ay önce Antalya'dan kayboldu. Emine Güneş annesi aramızda. Bekar Antalya'da bir otelin insan kaynakları bölümünde çalışıyormuş. Ailesi de İskenderun'da yaşıyordu. Hamit'i en son gördüklerinde kız arkadaşından ayrıldığı için morali bozukmuş.
Fakat ne size ne ailesine hiç kimseye çalıştığı otelin adını söylemedi. Yani siz böyle bir otelde çalıştığına da çok emin misiniz? Yani bize söylemesi böyleydi. Anne sürekli konuşuyordum. Otelde çalışıyorum diyordu. Otelde insan kaynaklarında çalışıyorum diyordu. Bulalım ama bakalım hangi otelin insan kaynaklarında çalışıyordu. Şimdi eğer bir otelin insan kaynaklarında çalışıyorsa tanırlar. Üç arkadaşıyla bekar evinde kaldığını söylemiş yine annesine ama hiç annesinin onu ziyaret etmesini de kabul etmemiş. Kaybınar Emine Hanım oğluna ulaşamayınca Ümit'in sosyal medya hesabında ekli olan arkadaşlarıyla konuşmuşlar. Onlar demişler ki hiç haberimiz yok. 9 aydır da oğlunuz yok 25 evet. yaşında. Bakalım bir fotoğrafını gösterelim. Bir otelin gerçekten insan kaynaklarında çalışıyor muydu? Biraz otelin adını vermemesi, annesini evine çağırmaması bana biraz garip şüpheli. Geldi açıkçası. Hangi memlekette otel? Sürekli söylüyordu ben Antalya'da. Bekar evinde kalıyorum. 3-4 tane arkadaşım var. Senin bekarların yanında işin yok derdi. Oğlum gelip seni göreyim diyordu. Anne gelmene gerek yok. Ben bekar evinde kalıyorum ama senin işin yok diyordu. Her zaman bunu söylüyordu. Ve ben çok merak ediyorum, endişe ediyorum. Eğer beni duyuyorsa, oğlum ne olursun çık meydana. Seni çok özledim. Seni gözyaşımla büyüttüm oğlum. Niye gözyaşımla büyüttünüz? Çok sıkıntılar çektim Müge Öyle oğlum. Mi? Canım benim. Merdiven temizleyerek. Temizliğine giderek büyüttüm ben onları. Babası nerede? Babasından ayrıldım ben. Sen büyüttün. Hamit inşallah bizi duyuyorsundur. Hamit'in ben Antalya'da şimdi hangi otelde falan da çalıştığını bilmediğimiz için otelde insan kaynaklarında çalışıyorum demiş. Ne mezunuydu insan kaynaklarında çalışıyor? Yani daha lisedeydi. Liseyi bitirmemişti daha doğrusu. Yarım bırakmıştı dışarıdan okuyordu. Ev arkadaşları kimdi? Ev arkadaşlarını hiç bilmiyorum. Çünkü arkadaşlarına ulaştım ben. Hepsine o dedi biz görmedik, o dedi biz görmedik. Ulaştıklarınız ev arkadaşları olan kişiler Hayır, değil. Hayır, beraber arkadaş, Facebook'ta arkadaş yani olan. Yani siz aslında nerede çalışıyor mu? Otelde mi çalışıyor, nerede çalışıyor bilmiyorsunuz. Evet. Bir bekar evinde mi kalıyor? Yani sizin aslında oğlunuzla ilgili hiçbir bilginiz yoktu. Aynen, söylemiyordu. Söylemiyordu. Evet, söylemiyordu. İşte böyle de olunca hadi bul bakalım. Şimdi inşallah Antalya'da mıydı ondan yani, bir emin miyiz Antalya'da olduğuna? Şöyle bir şeydi Müge Hanım, sürekli içine kapanık ve mutsuz bir çocuktu. Ya. Hiçbir şeyde mutlu olamazdı ama benim oğlum çok merhametli bir çocuktu. Cezaevine falan girmiş olmasın. Nereden aklıma geldiyse şimdi. Cezaevine falan girmiş olabilir mi? Baktırdınız mı oralara? Ya karakola bildirdim. İskenderun karakoluna bildirdim. Antalya karakoluna bildirdim. Ama oradan hiçbir sonuç alamadım. Ne bileyim, her kaybolan da öldü diye düşünmek istemiyorum. Acaba yani benim umudum Allah sensin Müge Hanım. Ay senden imdat bekliyorum. İnşallah. Herkese ışık verdim. Bana da ışık verirsin inşallah. İnşallah. Şu oğlunun bir sesini duy. Çok haklısın ya. 25 yaşında gencecik çocuk. Edilir. Dur bakalım. İnşallah kendisi kızmıştır, gitmiştir falan da. İnşallah kurban oldum Allah'ım Rabbim inşallah. Yani İyi bir haber alırım. Alışkanlığı, madde kullanımı falan bilmiyor var ki. Mıydı? Yok. Onu yani benim bildiğim kadarıyla yok. Sizin bildiğiniz. Kaç kardeşler? Kaç çocuğun? Ve şöyle söyleyeyim. Ben buraya çıktığım için kızım beni reddetti. Niye? Evet. Oraya çıkarsan ne torunu ne de kızını görürsün. İstemiyoruz oraya çıkmanı. Niye ki? Oraya çıkmayacaksın. Ben koca tarafına mahcup çıkmak istemiyorum, rezil olmak istemiyorum. Koca tarafı asıl niye siz kardeşinizi aramıyorsunuz diye ben, daha onu yapmıyorlar işte Müge Hanım yapmıyorlar. Ben buraya çıktım diye torunumu da göremeyeceğim, kızımı da göremeyeceğim. Ama ya burada ne var arkadaş? Biz hepimiz burada duruyoruz yani gayet ama, mutluyuz hayatımızda. Ama beni izliyorsa kızım bana destek olması gerekiyordu. Anne kardeşimi bulacaksın. Destek çıkması lazımdı. Bana teselli vermesi gerekiyordu. Ama hiçbir şey demeyeceğim. Ne diyeyim kızım sana? Hiçbir şey diyemiyorum artık. Tek kelime diyebilirdi. Ben sana desteğim anne. Ama beni reddetti. O buraya kardeşin çıkıp kardeşinizi yani. Aradığınız, oğlunuzu aradığınız için değildir de başka şeyler vardır. Neyse hiç onlara da gerek yok. Yoksa niye insan evladını aramak için televizyona çıkmış buraya gelmişler ne olacak Rezil yani? Rezil olurmuş koca tarafına. Başka bir şey vardır herhalde ama neyse o önemli değil. Bu arada Mehmet Tuncer Ekicioğlu gücümüz Müge Anlı ile gücümüz yeter programımızın yapımcısı. Dün izlemişsiniz çok teşekkür ediyorum. Mehmet'im sana da güzel çiçeklerin için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarımın. Eline sağlık, emeğine sağlık. Dün ilk bölüm yayınlandı. Umarım izlemişsinizdir.
Çok dün akşam izledim Müge Hanım programımızı. Bebeklerimiz nasıldı? Moral takviyesine muhtaç olan bir takım kişilere kendileri yönünden imkansız görünen bir takım durumların imkansız olmadığı ama zor da olsa başarının elde edilebileceğinin çok güzel bir tablosunu bir izahını çizdiniz. Çok teşekkür Tebrik ederim. Ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yürekten kutluyorum. Ben de çok mutluyum. Yürekten kutluyorum gerçekten. Çok değerli hanımefendiler gerçekten. Hep söylüyorum da küçücük bir itiş gücüyle de olsa aslında küçücük de değil yapılan destekler ama hani hayat içinde öyle aslında. Evet. Nerelere varabilecek hayatları inşallah hep beraber göreceğiz. Bu arada duman kaybolmuş ki. Senin kedin mi hayatım kayboldu? Dur onu da söyleyeyim hadi dur yayın bitmeden. 7 Şubat'ta Bağcılar'da kaybolan bir kedimiz var. Kirazlı Mahallesi'nden Müge Hanım. Verin ekranı diyorum. Müge Hanım çok üzülüyorum. Kediyi ne olur yardımcı ol ya. Çok üzülüyorum çok. Çocuğum gibi benim onu inan ki çok canımda. O bir de hassas hayvan. Onu yedin içtin ameliyat geçirdi o şeye geçir bilmezler. Bilmiyorum insaniyet namına mı aldılar sokaktan almışlar bir beyaz arabaya koyup götürmüşler. Evet efendim kedimizi de bir beyaz arabaya. Evinin bahçesinde oynarken yola çıkan Duman eve dönmemiş. Komşuları araştırmış hanımefendi. Komşular da demişler ki Emre Hanım'a beyaz bir araçtan inen genç bir adam Duman'ı aldı götürdü. Eşim zannetmişler. Birisine sordum eşin zannettim diyor. Ben niye ilgilenmedin dedim de ben vallahi arabada görmedim ama eş Duman'ın içinde gördüm diyor. Eşin zannettim diyor. Herhalde tedaviye götürüyor zannettim diyor. Müge Hanım çok gezmezdi. Gezerdi geri geldi. Evin bahçe katı olduğu için yani. Ay aynı yani, benim çocuğum gibiydi. Başkaları... Sen de o zaman kediye seslenemeyeceğine göre kediyi alan kişiye seslen. Müge Hanım siz de seslenin ne olur getirsin. Çok şey yapıyorum ya özledim bunu. Hep gözümün önünde inan ki. İnsanlar çocuğun arıyor ben çocuğum gibi düşkünüm ona. Çok bağlı. Çok haklısın. O da bana bağlı bir de evini de arar o yani. Bir de şimdi psikolojisi bozulur yani insanlar gibi komik geliyor insanlara da. O yerini arar evini arar o yazık. Aramaz mı onun psikolojisi yani, nasıl bozulmuştu? Çok tatlı kedide gören resmini çekiyordu. Gören resmini çekiyordu. Bırak kiraz bahçemiz. Ne olur bulup getirsin ne olur kiraz bahçesine bıraksın yani alan getiren, götüren. Yani çok heyecanlıyım kusura bakmayın biraz. Yani ben arabadan inip alan kişinin de bunun bakımlı bir kedi, ev kedisi evet, olduğunu anlayarak aldığını düşünüyorum. Yoksa amacı kediyi çalmak çünkü falan değildir. Çok temizdi, çok temizdi. Çok Müge Hanım, çok pırıl pırıldı. O yüzden zaten ilgi çekmiş. Evet, inşallah bizi izliyordur. Duman'ı ne geri olur, getirin. Müge Hanım ne olur getirsin. Rica ediyorum alıp götüren getirsin ne olur. O benim ailem bir küçük çocuğum gibiydi yani. Çıkmış gelmiş kapıya evet. Kıyamam. Ne oldu? Ben seni komşum çok iyi anlıyorum. Getirdi. Allah razı olsun. O da hayvan sever benim komşum getirdi. Ben de pek bilmiyorum buraları. Allah razı olsun. Siz de bu sayede görmüş oldum ama keşke daha iyi görseydik yani. Canım, inşallah zamanda. Buluşuruz. Kedini olur, bulalım Hanım, da daha güzel anlarda da yardımcı olun. Her gün gösterin de. Vallahi bu çok kedilerin de bir düzeni var. Yedikleri var, yemedikleri evet, var, hastalıkları var. Ameliyat geçirdi bu yani ya. Diyaframda yırtık vardı, fıtık vardı. Çok ilgilendim çocuğum gibi. Kaç yerlere götürdüm. Avcılara götürdüm. Fatih'e, İstoş'ta devamlı aşılarını yaptırıyordum. İki tane de oğlum var anne diyorlar. Bizim ne bu kadar ilgilenmediğin diyorlar bazen. Komik duruma düşüyorsun. Şimdi bana da soruyorlar. En çok kimi olur seviyorsun diyorlar. Ben de diyorum ki lokumu. Müge'ciğim ne olur ya. İnşallah bir sahne getirirler yani. İnşallah sen, inşallah. Yani eğer birisi de aldıysa o dediğim gibi sahipsiz işte, diye almıştı. Almışlar yani. Beyaz bir arabadan beyaz, genç bir. Önce biri diyor ki resim çekiyordu. Gördüm diyor. İlgimi çekmedi içeri girdim diyor. Üst katımda var komşu. O da diyor arabanın içinde gördüm dumanı diyor. Ben eşim niye ikaz etmedin dedim. Heyecanlıyım kusura bakmayın. Ne o da diyor ne bileyim eşim diyor veterinere götürüyor zannettim diyor. Götürdü arada hasta falan olunca. Yok mu etrafta güvenlik kamerası güvenlik falan? Arabanın kamerası plakasını var, hocam bozuk diyorlar. Benim dikide var torun oynamış torunum. Işık yerini kapamış çekme yerini. Hiç fark etmemiş. Etrafta bir bakkalda makkalda varsa bakkalda hani hangi yok araba aldı diye bakarız ama. İnşallah dur bir denemedi, biz de Müge Hanım bak bulursanız çok memnun olurum sevinirim. Aynı çocuğum gibi benim o yani. Aynı bir çocuk. Ay insanlar torunu nasıl kaybediyor? Ben de o benim çocuğum lütfen ya. Biz çok seviyoruz. Biliyorum. Sahip edeyim. Bunu hiç bana söylemene gerek yok. Hiç bana söylemene gerek yok. Ben senin hissiyatını anlıyorum. Allah razı olsun. Ben senin hissiyatını anlıyorum. Bir şey yatıyorum hocam gözümün önünden gitmiyor. Sabah kalkıyorum gözümün önünde. Bir de yedikleri farklı. Hep şey kısırlaştırılmış biri. Yediği farklı, içtiği farklı. Bir mamayla olmuyor onun. Yediklerini ben biliyorum çünkü. Değil mi? Ne olur alana rica ediyorum getirsin ya bıraksın kapıma ya. Ağlayacağım inan ki yani. Dur ağlama buluruz komşular inşallah. Komşular da diyor ki pamuk kadın gitmiş oraya diller. Ben ne yapayım ki derse desin yani. Hiç kimseye takmadan geldim yani. Allah sana bir şey söyleyeyim. Allah ayırmasın ya yani. Yok aynı çok kötü bir şey ben yani seni anlıyorum. Çok yok, aynen ediyorum öyle hiç fark etmez. Sevmesek zaten bu kadar ihtimam gösterip bakmayız. Tabii. Ben çok iyi anlıyorum. Peki efendim reklamlardan sonra veda edeceğiz. Hadi dumanı da bulan alan bizi bir arasın ne iyi olur.